Merhaba değerli izleyiciler, hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Konuşmayı çok sevdiğimiz bir konu yine. Hep böyle diyorsun diyeceksiniz ama öyle değil. Gerçekten ekonomi konuşmayı çok seviyoruz kayıt dışında. Farklı boyutlardan ele almayı, masaya yatırmayı, sizlerin görüşlerinizi sormayı çok seviyoruz. Dolayısıyla kapitalist düzenin şifrelerini konuşacağız. Ertan Özyiğit olunca tabii ki beklenmedik sürprizler var, sürpriz açıklamalar var, yorumlar var bu konuyla ilgili. Bildiklerimizin yine biraz dışına çıkacağız. İşte bu kayıt dışına çok alışık olduğumuz bir şey. Kapitalizm bireyi, toplumu ve kültürü nasıl biçimlendiriyor? Ana başlıklarımızı şöyle özetleyeyim. Sonrasında tabii ki program içerisinde detaylarına ineceğiz. Çok bilindik bir slogan, daha fazlasını iste. İşte bu fikir kimlere hizmet ediyor, kökeni nedir, kimlerdir, ışık tutacağız. Ve dünyayı şirketokrasi mi yönetiyor? Bu da yine masaya yatıracağımız sorular arasında. Ve kapitalizm bir gün biter mi, çöker mi? Arama motoruna bunu yazdığınız anda onlarca, binlerce döküman buluyorsunuz. Ama temeline baktığınızda benzer modeller karşınıza çıkıyor. Böyle mi olacak? Radikal bir geçiş olabilir mi gerçekten? Biraz ütopik geliyor kapitalizm biter diye kendi kendinize söylediğini sorduğunuz zaman biliyorum ama bakalım bugün masaya yatıracağız, konuşacağız. Tarihçi Tayfur Erdoğdu hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş, İlk kez ağırlıyoruz sizi. İnşallah bundan sonra da ağırlarız. Hoş geldin, Tayfur. Hoş bulduk. Evet. Ve Ertan Özyiğit'le birlikteyiz tabii ki yorumlarıyla. Ertan hocam size söz vereceğim ama hemen çok güzel bir hashtagimiz var, paylaşmak istiyorum. Çok zengin olsam, etiketimiz bu. Hem yorumlarınızı bekliyoruz, hem katılımlarınızı bekliyoruz, hem de kayıt dışı soruları bekliyoruz değerli izleyiciler. Çok zengin olsam diyoruz, ne yaparsınız, sonrasını nasıl getirirsiniz bu etiketin ve neler sormak istersiniz Tayfur hocama ve Ertan hocama? Tayfur Erdoğdu imzasıyla Kültür Vandalizmi kitabını bugün paylaşıyoruz. Bakınız, Kültür Vandalizmi Tayfur Erdoğdu imzasıyla bu hafta paylaşacağımız değerli kitap. Bilgilerinize sunuyorum ve hemen vakit kaybetmeden, soru cevabı geçmeden önce Ertan Özyiğit hocama girizgah için buyurunuz diyorum. Buyurun Ertan Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah. Şimdi tabii bugün çok önemli bir şey oldu. İşte bu Branson'ın gitmesiyle birlikte bizim kayıt dışında hep söylemiş olduğumuz bir şey var. Dedik ki dünyayı 3 tane lider üzerine kurguladı sistem. Bunlardan bir tanesi Amerikan Başkanı Obama veyahut da Trump ve kesinlikle Putin ve Erdoğan üçlüsü üzerinde dünya, yeni dünya düzeni üzerinde bir yapılanmaya gidecek. Şimdi Branson olayı tabii söylemiştik. Branson bize bir şekilde, kayıt dışında konuşmuştuk. Evet, bir şekilde serbest bırakılacak. Çünkü ülkeler kendi aralarında muhakkak hani negoşeyit dediğimiz aslında bir anlaşma yapıyorlar. Ve bu anlaşmalarla birlikte her ülkede olduğu gibi hukuk sürecinin içinde bir şekilde alışveriş yapılır. Bu çok normaldir. Şimdi neyi göreceğiz? Trump'ın açıklaması olmuş ama ben daha ona okuyamadım. Trump'ın büyük bir ihtimal açıklaması şunun üzerine kurulu olacak. İşte biz Türkiye ile eskisinden daha iyi bir dostluk ve işte birlikte dünyada hareket etmeyi planlıyoruz falan gibi laflar edecekler. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi dış politikasını, Kuzey Irak'taki dış politikası ve Suriye'deki dış politikasını çok değiştirmediğini de göreceğiz. Ama Türkiye'nin eli şu anda çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Siz konumuz şimdi imaj konusunda ben şunu soracağım. Madem oradan girdiniz, aslında ana konumuz bu değil ama sıcak bir gelişme olduğu için sizde ona söyledim. İlişkin yorum yaptınız. Belki haberlerde geçtiler, ben görmedim tabii Trump'ın açıklamalarını ama. Saat başında Helin Aslan paylaştı. Şimdi o fotoğraf var ya hani Trump'la Branson'ın, Trump'ın Branson'ı ağırladığı o fotoğrafı siz nasıl yorumladınız? Şimdi iki tane şeye ihtiyaç var. Fikir bir kere vardır ya. Branson'ın arkasında hep bunu kayıt dışında eski YouTube'dan izlerlerse eski programlarda çok anlatmaya çalıştım. Yani evangelizm Branson'ın arkasında Trump'a bir baskı yapmış gibi. Trump'a dua etti Branson biliyorsunuz az önceki ikili görüşmede. Yani bir baskı yapmış gibi durmasına rağmen aslında konu çok öyle değil. Evangelizm kullanıldı. Yani Amerika'nın FETÖ'sü evangelizm diye bir başlık atmıştık hatırlıyorsun.
Çok insan da bu başlığımızı kullandılar. Yani şöyle göreceğiz bundan sonra. Bundan sonraki fotoğraf şunun üzerine kuruldu. Türkiye tarafını çok net belli etmesi lazım. Yani Trump tarafında mı, aileler tarafında mı olduğunu göreceğiz Türkiye'nin. Yani Türkiye artık dünyada çok belirleyici bir ülke. Yani bugün dünyanın merkezi kabul edilen ve tüm sorunların alanı, hinterlandı olan yer Türkiye. Neresi orada burası? Hafta içinde FED'e saldırdı biliyorsunuz tabii, aynen. FED kafayı yedi tanımını kullandı. Tabii. Ama Trump'ın şimdi şöyle aslında... İşte dua ettiği kare. Ya Buket, evet. Muhteşemsin. Müthiş, tabii. Evet işte az önce dua yani. Ettiği. Bu kadar. Bunların hepsinin ama siz bize eklersiniz ki fotoğrafın arkasını görün, bir anlamı vardır. Öyle yapmıyor. Şimdi burada diyor ki Trump'a, ben seni kutsadım, bundan sonra seçimler senin. Hmm. Öyle okuyun bunu. Yani bakın ne diyor Ertan Özyiğit. Bu kadar Özyiğit. Amerika Birleşik Devletleri'nin yoksa Branson diye bir adamla işi olmaz. Yani bakın herkese bir film tavsiye ediyorum. Wet the Dog diye bir film. Başkanın Adamları. Lütfen o filmi izleyin. Bununla Branson olayıyla hemen hemen aynı senaryoyu göreceksiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Branson'ı zaten bırakacaktı. Öyle bir problem yok. Yani siz hapiste tuttuğunuz adamı... Cezasını yani bir, çekiyor anlamına geliyor hayır, zaten. Hayır şöyle bakın, hapiste tuttuğunuz bir adamı ev hapsine gönderdiğiniz zaman zaten bundan sonraki ikinci aşamada göndermektir. Derin devletin kendi içinde anlaşmaları olabilir. Bunları hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani bunun üzerinde FETÖ anlaşması yapması lazım. Bunun üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptırımları ile ilgili hı hı. anlaşmalar yapmak zorunda. Çünkü güçlü devlet demek herhangi bir durum karşısında pozisyon alabilmesini bilen ülke demek. Hı hı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili çok güzel pozisyonlar aldığına inanıyorum ben. Yani şimdi... Günü geldiği zaman bıraktığınız zaman bunun karşılığını muhakkak alırsınız. Şimdi bu ne işe yaradı? Trump'ın ikinci dönemi var mı yok mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde, şimdi konumuz para olduğu için bunların üzerinden geçmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump çok büyük işler yaptı. Bu arada unutmayın, işsizlik azalmış durumda. Yani bu arada ekonominin performansı iyi gidiyor. Şimdi siz bir... Seçmene gittiğiniz zaman bunların hepsi önemli bir obje değil mi seçmen için? Kapitalizmi konuşacağız. Kapitalizmin simgesidir Amerika'da. Tabii, Amerika'da bir de tablo şimdi, böyleyse... Asıl kapitalizmin simgesi çok Amerika değil. Kapitalizmin Amerika simgesi değil mi, yok. Kapitalizm şimdi bu konulara değineceğiz ve gireceğiz. Yani merkezi. Kapitalizmin fikir babası Amerikalı olabilir. Ya bakın herkes diyecek ki İngiltere'yi ne yapıyorsun? İşte bugün Adam Smith'ler var. Falan fişmeken onlardan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şu. Daha derin bir program yapacağız Tayfur'la şimdi. Yani bir kere başka bir kapitalizmi anlatacağız. Herkesin algısı başkadır. Yani tarihten okumak isteyen açar YouTube'u, kapitalizm nedir diye baksın. Şimdi bundan sonraki olay bu. Nereye gelecek bu Branson olayı? Şimdi bakın bu resim çok önemli. Ben bu resmi görmemiştim aslında. Evet, evet. Çünkü ben bugün çok yoğun bir toplantıdan geliyorum buraya. Açıklama bitti, biz zaten stüdyoya girdik, siz göremediniz. Çok yoğun bir toplantıdan geliyorum. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Adam Trump'ı kutsadı. Hı hı. Evangelistler artık senin arkanda mı dersiniz buna? Bütün halk dedi ki kurtarıcı bir Trump. Niye basın şimdi, toplantısından şu önce kameraların sonra, çalışmadığı yerde bu duayı etmeli şu dakikadan de sonra Amerika'nın kendi içindeki Beyza bak büyük kavganın yani ailelerle Pentagon dediğimiz veyahut da 1733 dediğimiz Masonik yapının kavgası artık başka bir boyuta gelmeye başladı. Dediler ki kurtarıcı artık. Aklı koydular. Şimdi bu kavga nereye gidecek? Hemen Orta Doğu'ya. Yani şimdi bu programda çok önemli bir şeyler konuşacağız Tayfur'la. Evet. Şimdi hepimiz şöyle diyoruz. Bir yığın izimden konuşuyoruz. Ya işte diyoruz ki bu izimlerin fikir babaları diye adamlar var. İşte sosyalizm, komünizm gibi fikirler dediğimiz zaman işte hı-hı. Das Kapital gibi bir Karl Marx'ın yazdığı, Engels'in yazdığı ikincisiyle bütünleştirdiği kitaplar gelip diyoruz ki acayip felsefeler ve sistemler kurdular bunlar. Hem dünya tarihine tık atacak, hı-hı. çengel atacak sistemler aynı zamanda şekillendirecek sistemler kurduğunu söylüyoruz. Evet. Acaba gerçek mi? Şimdi bunları değil konuşacağız. Mi? İzimlerin hiçbir anlamı olmayabilir. Ya hepsi siparişse? Evet Tayfur hoş geldin. O zaman bundan sonra gelecek izinler nereden gelecek? Evet, ben şimdi daha öyle çok bir izin sorarım. Bahsedeceğiz ki programın sonuna doğru 3. bölümde izlesinler. Bundan sonra kapitalizmden sonraki yeni izim ne olacağını tarif etmeye çalışacağız. Aynı yerden gelirse çok mucize beklememek lazım o zaman. Böyle bir girizgah yapmış olalım. Evet.
Seyif Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen yorumlar başladı ama hemen yer vermeyeceğim. Birazdan ilerleyen dakikalarda değerli izleyicilerimizin soru ve yorumlarına geleceğim. Ama biz dedik ya az önce başlıklar arasında kapitalizmden sonra yeni sistem ne olacak? Aslında programın ana teması bu gibi. En çok merak edileni bu gibi. O yüzden bunu biraz bekleteceğiz. Böyle ütopik geliyor kapitalizmin. Yani temelinde kapital olmayan bir sistemin gelecek olmasını düşünmek, işte eğitim, ücretsiz eğitim, parasız eğitim, zengin fakir ayrımının olmaması gibi şeyleri biraz böyle ütopik buluyoruz tabii haliyle. Onun ayrıntılarına birazdan gireceğiz ama nasıl biçimlendiriyor diye başlayalım kapitalizm bireyi ve nedir kapitalizm? Şimdi öncelikle ben Başkan Trump'la ilgili de bir öyle mi? Söylemek buyurun. İstiyorum. Şununla ilgili. Başkan Trump seçildiği zaman ben Türkiye açısından bunun çok iyi olacağını düşünmüştüm. Sebebi şu, Başkan Trump kaba bir kapitalist. Yani para babası. Anladığı dil para ile ilgili. Eğer biz bunu iyi kavrayabilirsek demiştim, Türkiye çok ferah bir noktada, uluslararası ilişkiler açısından ferah bir noktada veya ferah bir alanda bulunacak. Her şey para ile ilgilidir Trump için. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminde de aslında bu geçerlidir. Para çok önemli. Parayı doğru şekilde konuşabilir ve pazarlık nesnesi haline getirebilirsek her zaman Amerika Birleşik Devletleri ile aramız hiç limoni olmasına gerek olmadan işler çözülür. Trump'ın başkanlığı süreci. Evet, çünkü iki yüzlü değildir İngilizler gibi ya da Bush gibi ya da Obama gibi. Kibarlık kisvesi altına bürünmeden gerçek ve reel olanın para olduğunu bilir. Kendi hayatında da. Yani hem bir emlakçı, hem müthiş bir borsacı, inşaatçı. Bunların nasıl döndüğünü iyi bildiği için asıl mesele paradır. Bu kadar. Para ile, yani biz çok diplomatik bir dil geliştirmeye ihtiyacımız yok bu devirde. Trump'ın demeçlerini gördüğümüz zaman da onun ne kadar sade ve kaba bir dil kullandığını biliyoruz. Hem kendi vatandaşlarına, kendi kurumlarına, hem de uluslararası ilişkilerde diğer liderlere ve ülkelere çok rahat bir dil kullanır. Bu Amerikalılıktan da kaynaklanır genelleme yapacak olursak, ama esas olarak money talks diye bir şey, bir söz var. Money talks. Yani biz Trump'la masaya oturduğumuz zaman paradan bahsetmeliyiz. Bu kadar. Tüm sorunların çözümü parada. Yani Türkiye eğer bugün Amerika Birleşik Devletleri ile çeşitli sorunlar yaşıyorsa parayla çözülebilecek bir durum. Bakmayın evangelistlerin Trump'ı kutsamalarına ya da Musevilerin Trump'ı, hiç önemi yok bunların. Çünkü hani bunu şimdi çok başlangıçta çarpıcı olsun diye söylemekten ziyade gerçekleri dile getirmek istiyorum. Kapitalizmin dini paradır. Yani Musevi, Müslüman, evangelist, başka bir şey, Katolik, bunların hiçbir önemi yoktur. Esas mesele paradır. Çünkü kapitalizmin bir ekosistem ya da bir sosyopolitik sistem ya da bir siyasal ekonomik sistem olarak ortaya konduğunda asıl meselenin dönüp dolaşıp paraya dayandığını görüyoruz. Diğer sistemler için para bir araç iken kapitalizmde esas olan paradır. Din değildir bakın. Yani şunu söyleyelim. Diğer sistemler dediğiniz, araya giriyorum, kapitalizmden önceki bir şey. Önceki sistem. Hala devam eden veya şu anda çok az örneği kalmış olan komünizm olabilir. İslam düzeni olabilir. Müteddeyin ve kapitalist olanlara baktığımız zaman asıl gayelerinin para olduğunu, din ile yapmış oldukları ibadetin ise kendi vicdanlarını rahatlatmaktan ibaret olduğunu görürüz. Bakın bunlar çok keskin cümleler, farkındayım. Tekrar ediyorum. Bir mütedeyyin kapitalist varsa bunun esas amacı paradır, dünyadır. Din ile ilgili yapmış olduğu ibadetler, yardımlar, hayırlar bu vicdanını rahatlatmaya yöneliktir. Şimdi çok garip gruplar ortaya çıkıyor. Örneğin Türkiye'de de bu gruplardan var. Antikapitalist Müslüman diye bir grup çıktı. Kapitalist Müslüman olmaz ki antisi olsun. Antikapitalist Müslüman aslında kapitalist Müslümanın da olabileceğini kabul eden bir yapı. Tehlike aslında orada. Bilerek yapılan bir hareket. Yani antikapitalist Müslüman grubunu kuruyorsanız demek ki kapitalist Müslüman da olabilir.
Kapitalist Müslümanı sadece ekonomik bir sistem içinde anlar isek hataya düşeriz. Çünkü kapitalizmin kendine göre umdeleri var. Hani imanın 6 şartı var, değil mi? İslam'ın 5 şartı var, kapitalizmin de şartları var. Ve kapitalizmin şartlarıyla diğer dinlerin şartlarını karşılaştırdığımız zaman iç içe geçebilecek, aynı noktada bulunabilecek, aynı sütunda... Kapitalizmi diğer dinler derken hani... Kapitalizmi bir din olarak algıladı. Unutmayın. Umde diyorum bakın. Yani şartları var. Marx'ın çok önemli bir lafı var. Diyor ki yani şimdi Marx'a geleceğiz. Çünkü niye? Karşıtını incelemediğiniz sürece tanımları çok net koyamıyorsunuz. Referans noktalarına bakmanız lazım. Marx diyor ki kapitalizm tamamıyla bir dindir diyor. Bu çok önemli ve açık. Şundan dolayı bakın bazı umdeleri var. Şartları var. Bu şartlarla diğer dinlerde bulunan insanların sahip olduğu şartlar çelişki gösteriyor. Birbirinin yerine ikame etmek zorundasınız. Yani programın çok başı, programın başında genellikle... Ama temel hep kapital yani bunu anlıyoruz sonuç diğer izinlere de baktığınız zaman. Bakın şu... Yani ya ben biraz farklı bir şey söyleyeyim mi? Katılacak mısın Tayfur? Şimdi aslında insan yönetimiyle ilgili konuya bakmamız lazım. Evet. Yani aslında para... Çok anlamsız bir şey insan hayatında. Nasıl anlamsız? Anlamsız bir şey. Yani çünkü diyor ki işte yine Marx'tan gidelim. Diyor ki işte insanın diyor emeğiyle diyor emeğinin ürünü olan malzeme kağıt veya metale dönüşür. Buna da diyorlar para işte diyoruz. Para diyoruz. Ya yani bu kadar. Hurda, şimdi, hurda değeri denilen bir şey o. Tabii. Hurda altın para başka bir şeydir. Ama metal para yani evet. Metal içinde kağıt. Evet içinde bilmem evet dijital para bugün olan kağıt para bunların hurda değeri önemlidir. Şimdi biz niye para önemli değil aslında? Neden? Yani aslında insanoğlunun var olduğu günde bir takas sistemiyle ilgili başlayan bir sistem değil mi? Hı hı. Takasla başladı ve tüm alışverişi veya hayatı sürdürebilmek için takasla geçindi. Fakat işte Lidyalıların kabaca anlatıyoruz. Bunlar tarihte okuyabilirler. Evet, evet. Bunlara hiç girmek istemiyorum ama Lidyalılar parayı buluyor vesaire vesaire vesaire. Sonra feodal sistem var. Feodalizmde olay nedir? Bir tane işte çok önemli bir yönetici var. Kimin? Toprak ağası diyelim buna. Bu toprak ağası böyle hafif üstünden geçelim bunu. Programın hani bir girizgahı da gibi olsun. Bu toprak ağası eninde sonunda bölgede yaşayan insanların korunmasını sağlıyor. İnsanlara diyor ki ben sizi koruyacağım. Kime karşı? Düşmanlara karşı. Ki düşmanları kendi de oluşturabilir. Sırf o toprak ağasının geçimini sağlaması için. Diyor ki siz de diyor ürettiğiniz ürünler, sanatkarsanız, köylüyseniz, işte neyseniz, emeğinizin karşılığını ben alacağım. Ben size istediğim kadar vereceğim diyor. Şimdi bu uzun bir süre müthiş bir sistem. Çünkü insanların tek bir korkusu var. O da can korkusu. Malla ilgili bir şey yok. Çünkü niye? 100 yıl savaşlarına gidin. İşte o döneme ya orta çağa gittiğimiz zaman bütün savaşlarla birlikte insanoğlu iyi veya kötü yarının ne olacağını hiçbir zaman bilememiş. Doğru mu? Dolayısıyla şöyle bakmamız lazım. Ondan sonra ne oluyor? Aslında kapitalizmin çıkması iki tane sınıfa karşı. Aslında tek bir sınıfa karşı da. Şimdi bunları biraz farklı anlatalım. Bu Tayfur Hocam, merkantilizm bir akım mı? Yoksa bu da bir sistem mi? Feodal sistemden sonra hani bir geçiş mi? Tohumları merkantilizmle atılmadı mı kapitalizmin? Şimdi bu yanlış bir bilgi. Şöyle izah edeyim. Dünyada çok önemli bir yazar var. Herhalde beni o kamera çekiyor. Immanuel Wallerstein. Böyle gösterebilirsin. Immanuel Wallerstein. Şimdi bu kapitalizm tarihi, kapitalizm meselesi ilerisiyle ilgili hakikaten otoritelerden bir tanesi. Dikkat edelim. Kendisi kapitalizmi ikiye ayırır. İlk insandan başlayarak bugüne kadar devam eden bir süreç, bir de tarihsel kapitalizm. Bu şu demek, yani demin onu söylemeye çalışıyordum. Yayının başında izleyici hemen adapte olamayabilir ama dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Genellikle analizcilerin, yani analistlerin, tarihçilerin, gelecekle ilgili tahminlerde bulunanların düştüğü bir hata vardır. Şunu kastediyorum. Kapitalizmin, tarihsel kapitalizmin, bizim bugün konuştuğumuz, şu anda konuştuğumuz kapitalizmin ortaya çıkış tarihi Immanuel Wallerstein. Aynı fikri paylaşıyorum. 1453'tür.
İstanbul'un fethi. Evet. Şimdi fakat kapitalizmin nüveleri dediniz. Kapitalizmden önceki formlar dedik. Evet. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kapitalizmi dünya tarihinden ya da insanlık tarihinden alarak başlatmak birçok insan için anakronizm, kısaca çağları ve zamanları birbirine karıştırmak anlamına gelir. Bu doğru değil. Pardon. Evet. Şu doğru, bu doğru değil diye bir yaklaşım vardır. Çünkü mesela feodalizm döneminde biz kapitalizmi göremeyiz derler. Dikkat edin. Burada size bir örnek vereceğim. Bunu anlamak aslında Türkiye'de ve dünyada çeşitli düşünce insanlarının sözlerini anlamaya yol açan bir kapı. Biz kelebek örneğini veriyoruz. Kelebeğin üç formu vardır. Üç formu da birbirinden bağımsız yaratıklardır. Hı. Bir tanesi tırtıl. Evet. Tırtıl kelebek midir? Değildir. Tırtıldır. Ama kelebek tırtıldan çıktı. Peki ikinci aşama, yani bir dala aşağı doğru sarkıtılmış, üzerinde bir örgü var. Kozanın olduğu. Kozanın olduğu. Bunun adı pupa. İkinci bir canlıdır bu. İkinci tür bir canlıdır. Pupa bir kelebek midir? Değildir. Üçüncü tür canlı, ama bakın evrelere. Evet. Heh, bunun gibi insanlığın başlangıcından itibaren kapitalizmin, tekrar söylüyorum, umdelerini görüyoruz. Kapitalizm nedir? Şu binlerce kitap yazıldı üzerinde. Fakat bunun şartları var. Bu şartları eğer iyi anlarsak kapitalizmin nüvesi olsun, kapitalizm öncekisi form olsun, yani feodaliteden sonra ortaya çıkan bir merkantilizm ve merkantilizmden sonra ortaya çıkan bir kapitalizm var. Feodalizmden önce de antik ilkel yapılar var. Biri diğerinin aynısı değildir, kelebek evet, örneğindeki değil, gibidir. Evet. Ama umdeleri var, özellikleri var, şartları var. Nedir bunlar? İki tane çok temel şartı var kapitalizmin. Ve bu temel şart kapitalizmin esasını oluşturduğu için kapitalist olan bir insanın başka herhangi bir dine mensup olsa bile o dini geçersiz kılan şartlardır bunlar. Birincisi şu: kapitalizmde üstünlük, bütün sistemlerde üstünlük kriteri vardır. Hı hı. Üstünlük kıstası. Evet. Kapitalizmde üstünlük maddi imkanlardadır. Hı hı. Üstünlük maddi imkanda. Para değil bu. Evet. Para olmayabilir. Sizin biriktirmiş olduğunuz kozalaklar olabilir. Biriktirmiş olduğunuz ananaslar olabilir. Biriktirmiş olduğunuz balıklar olabilir. Ya da sizin ne diyelim, çeşitli koyun, büyükbaş sürüleriniz olabilir. Atlarınız olabilir. Develeriniz olabilir. Veya kendi ürettiğiniz ürünler olabilir. Üstünlük maddi imkandadır. Bir örnek verelim. Yani bu örnek bu ülkede yaşadığımız için olsun. İslamiyet'te üstünlük nedir? Üstünlük kriteri. Bakın bütün sistemlerde üstünlük vardır. İslamiyet'te de bazı insanlar bazı insanlara üstündür. Nedir İslamiyet'te üstünlük? Söyleyeyim. Takvadır. Görülebilir bir şey midir? Asla. Yani siz saçları başları, saçı başı yapılı, yüzünde bir ton makyaj, mini etekli bir kadını gördüğünüz zaman bunun sizden daha takvalı olup olmadığını bilemezsiniz. Takva kelimesi, belki sayın seyircilerimiz arasında çok genç yaşta olanlar var, İhtiyaca muhtaç bir kelime. Takva kelimesi güçle tutunmak demek. Kavi. Yani bu kağıt kavi, ben bu kağıdı yırtamıyorum. Takva kelimesi buradan gelir. Bakın üstünlük var. Fakat o üstünlük insanlar arasında tesis edilmiş bir üstünlüktür. Görülmediği için, dışarıdan anlaşılmadığı için üstünlüğün hangi insanda olduğunu bilemezsiniz. Fakat kapitalizmde üstünlük maddi imkandadır. Sebebi ne? Sebebi şu: siz maddi imkanınız yüksek olduğu için diğer insanlara daha çok yardım edebilirsiniz. Dikkat edin. Maddi imkanınız yüksek olduğu için diğer insanlara daha çok yardım edebilirsiniz. Bill Gates dünyanın en büyük hayırseveridir. Öyle mi kabul edeceğiz? Afrika'da açlara, hastalıklı kadınlara çeşitli ilaçlar gönderen bir vakıftan bahsediyorum. Karısıyla birlikte kurdukları vakıf.
Şimdi bunun altında yatan bir sebep var. Yani neden zenginler ceplerinden o sıcacık paraları çıkarıp da fakir fukaraya dağıtırlar? Bunun temeli şu: alıcıyı canlı tutmak. Çünkü ölü alıcı hiçbir işe yaramaz. İnsanların alım gücünü bir miktar canlı tutmak zorundasınız. Bakın, bu dinlerdeki sisteme de benziyor, ekonomik sisteme. Nasıl ki yastık altında, gömü içinde altın, kağıt biriktiremezsiniz ve üzerinize lanetler okur Allah. Aynı zamanda nasıl ki paranızın zekatını vermek sizin üzerinize bir mecburiyettir. Bu şu anlama geliyor: maddi imkan piyasada dönsün. Bakın, ama ikisinin arasındaki fark esas olarak niyet. Nedir niyet? Fakirlere yardım etmek, sadaka veya çeşitli vakıf yoluyla yardımda bulunmak bir niyeti içinde taşır. Bu niyet nedir? Birisi gerçekten insanlara yardım ederken aslında insanların mutlu olmasını ister ve Allah'ın rızasını gözetir. Diğeri insanlara yardım ederken alıcının ölmemesine çalışır. Ölü alıcı hiçbir şey satın alamaz. Şimdi bak, görüyorsunuz yani nasıl birbiriyle uyumsuzdur bu iki sistem. İkinci kapitalizmin temel özelliğine gelelim. Bu ikinci temel özellik aslında, yani birincisi insanlık tarihinden bugüne kadar hiç değişmeyen bir özelliktir. Zaten değişmeyenleri bulmak önemli. İkinci özellik de şudur: kapitalizmin temel özelliği, özellikle tarihsel kapitalizm, yani 1453'ten başlatılan kapitalizm. Bunu ben sadece söylemiyorum. Bunu dünyanın en büyük otoritesi sayılabilir, Immanuel Wallerstein de söylüyor. İkinci özellik şudur: kapitalizm sahip olduğu üstün değerler, üstün değerler yok mu? Var. Sahip olduğu üstün değerleri zorla kabul ettirir. Bakın, dinlerde zorlama yoktur. Dinlerde misyon faaliyeti vardır. Evet, bunların kötü örneklerini görüyoruz. Fakat kapitalizmde sahip olduğunuz üstün değeri karşı tarafa zorla kabul ettirirsiniz. Zorla kabul ettirmenin iki aracı vardır. Bir tanesi soft power dediğimiz yumuşak siyasalar, politikalar, yumuşak siyasalar. Bunlar kültür emperyalizmi gibi olabilir, yumuşak. Veya uluslararası anlaşmalar olabilir, karşılıklı dayanışmaya ve karşılıklı ticarete. Bu biraz daha kısa vadeli, ama diğeri daha sert dediğimiz, hard power dediğimiz, savaş yoluyla kapalı olan, gümrük duvarları yüksek olan, sınırları kapalı olanların sınırlarının darmadağın edilmesi, gümrük duvarlarının aşağı çekilmesi. Çin'de uygulanan yapı buydu. Hindistan'da uygulanan yapı buydu. Tarihte baktığımız zaman Osmanlı'da uygulanan yapı buydu. Osmanlı'da hemen söyleyelim, Navarin'de donanmamız yakıldı. Biz Navarin Yunanistan'da. Biz Rusya'nın tehditlerine açık kaldık. Çünkü herhangi bir donanma ile Rusya'ya karşı koyma imkanımız kalmadı. İngiltere şunu söyledi: sana yardım ederim Rusya'ya karşı, gümrük duvarını indireceksin. Çünkü İngiltere'nin elinde ürün var. Bu ürünü rekabetle Türkiye'de satabilmek istiyordu. Gümrük duvarlarını aşağı indirdi. Hard power'la. Çünkü bazı yazarlar, tarihçiler, Navarin donanmasının arkasındaki gücün İngiltere olduğunu veya Fransa olduğunu söylüyorlar. Bu tabii ispata muhtaçtır. Fakat dikkat edilecek olursa zorla kabul ettirme bugün de mevcut olan bir durumdur. Zorla kabul ettirme. Neyi? Üstün değerleri. Üstün olduğuna inanılan değerleri, kapitalistlerin üstün olduğuna inandığı değerlerin değer. Üstünlüğü de kapitalizme göre üstün değerleri. Örneğin demokrasi bunlardan bir tanesidir. Demokrat olmak zorunda değildir hiçbir ülke. Dikkat edin, hiçbir ülke demokrat olmak zorunda değildir. Ki demokrasi tarihine baktığımız zaman ya da siyasal sistemlerin tarihine baktığımız zaman demokrasi en kötü sistemdir. Bunu ben söylemiyorum. Yunan filozoflarından tutun, daha sonra İtalyanlar da. Bizim açımızdan acaba hangi sistemi demokrasinin yerine koyabiliriz? Bu bizim bildiğimiz bir sistemdir. Türkokrasi. Bunun adı da var. Yani bunun adını ben şimdi uyduruyor değilim. Türkokrasi Türklerin yönetim sistemidir. Siyasal sistemidir. Açalım. Yani şöyle, özellikle bürokrasiye dayalı olarak.
yönetilen bir devlet. Hı hı. Bu devletin içinde ordunun yeri önemlidir. Türkokraside. Hı hı. Halkın sahip olduğu imkanlar ile geçinmelerini ve tatmin olmaları istenir. Daha yukarılara gitmek, sosyal mobilizasyon diyelim, yani bir asansöre binip bir köylünün sonra Süleyman Demirel olması. Bir köylü çocuğunun, çobanın sosyal asansöre binerek cumhurbaşkanlığına yükselmesi. Bu demokrasilerde mümkündür. Türkokraside ise ehliyet aranır. Evet, orada da bazı çobanların Osmanlı tarafından devşirildiğini ve sistemin içine eğer ehliyetliyse yükseldiğini, yükselebildiğini görüyoruz. Bunlar nadir örneklerdir. Bir başka Türkokrasi örneği vereyim. Bizim aklımıza sığmayacak. Nasıl böyle bir saçmalık olabilir diye. Mesela nefretle bahsedeceğimiz bir şey. Beşik uleması. Beşik uleması asla demokratik bir uygulama değildir. Nedir? Bir alim olabilir, bir kadı olabilir, bir müderris olabilir. Bunun çocukları, babalarının kontenjanı dolayısıyla herhangi bir sınava veya herhangi bir tavassuta, aracılığa gerek olmadan meslek sahibi olurlar. Köylü çocuğu sınava girmek zorundadır. Şimdi bu Avrupalı batı zihniyetiyle çok aşağılanan bir sistem. Beşik uleması, babası büyük bir ulema olabilir de bu çocuk nereden çıktı? Veya bu çocuğun o kabiliyetlere sahip olduğunu nereden biliyoruz? Liyakatla ters gibi gözüküyor. Halbuki daha layık, daha yetenekli insanların Osmanlı bürokrasisinde yer alması lazım değil mi sorusu akla gelir. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Hani sistemleri mi konuşacağız? Sistem anlattı. Hayır, çok kapitalizmi güzel. Konuşacağız. Kapitalizmi. Son noktayı da benim. Son cümlemi tabii, söyleyeyim, tabii. Devam edeyim. Şu, yaptığımız incelemelerde şöyle sonuçlara bakarak bu sonuçları doğuran babasının kontenjanından girenler ile bu sonuç diğer sonuçları doğuran kendi yetenekleri girenlerin sonuçlarına bakıyoruz. Bunlar kitap, bunlar yargı kararları. Babasının kontenjanıyla girenler çok daha başarılı. Sebebi şu, küçüklükten beri sarı buzağının memelerinin şişmesi ya da hayvanlara musallat olan böcekler ya da tarımdaki ilaçlama dolayısıyla bunlarla ilgilenmiyor bunlar. Bebekliklerinden, çocukluklarından beri ilim meclislerinde büyüyorlar. İlim meclisinde büyüyen analitik bir zihne sahip olmasa bile çok ciddi bir bilgi birikimine sahip olduğu için sonuçları, yazmış olduğu eserlere baktığımız zaman güçlü. Şimdi biz birçok maddesiyle Türkokrasi'yi anlatabiliriz. Ama neyse, herhangi bir devlet, özetledik. Birkaç özel, herhangi bir devlet demokrat olmak zorunda değildir. Herhangi bir devlet, cumhuriyet olmak zorunda değildir. İngiltere cumhuriyet değildir ama demokrasi vardır. İran bir cumhuriyettir ama demokrasi yoktur. İspanya bir demokrasi devletidir, ülkesidir ama cumhuriyet yoktur. Yani şu, bazı ilkeler bazı ülkelere dayatılır. Demokrasi dayatılır. Bunun yanında insan hakları dediğimiz, insanı tarif etmeden ya da insanı ülkenin kendi tanımlarına göre tarif etmeden insan dediğimiz bir bütün vardır. Bu insan genellikle ansiklopedistler dediğimiz 17. yüzyılda tarifleri konulmuş ve kapitalizmin bir ürünü olan insandır. Ben de tam onun için eğilmiştim. Peki, insan haklarını kayıtsız şartsız alıp dünyanın herhangi bir yerine uygulayamazsınız. Çin'deki insan anlayışıyla Hindistan'daki, Türkiye'deki, Afrika'daki insan anlayışı farklıdır. Şimdi biz değerlerden bahsediyoruz. Bu değerlerin zorla ihracatından bahsediyoruz. Kapitalizmin özelliği bu. Diğer sistemlere baktığımız zaman burada zorlama yoktur. Sen bunu en iyi şekilde yaşarsın, bir numune olursun. Diğer insanlar, diğer milletler, diğer ülkeler senin yaşamış olduğun o numuneden etkilenerek biz de böyle yaşamak istiyoruz derler. Bir örnek, kapitalizmin ön formu olan feodalizmde en önemli özelliği feodal beyin yani hakim olan gücün keyfi uygulamalar
keyfi kanunlar çıkarabilmesidir. Bu sene ürünlerden elde edilen zirai veya hayvansal ürünlerden onda bir oranında vergi alacağım. Gelecek sene. Feodal sistemden tabii anlatıyorum. Şu anda. Evet. Gelecek sene kıtlık yaşanır. Beni ilgilendirmiyor. Bu sene benim ihtiyacım var. Çünkü savaşa gideceğim. Onda iki alacağım. Yükseltiyor vergiyi. Bu nasıl keyfi bir idare? Peki, böyle şey olur mu? Kapitalizmde nasıl? Osmanlı nasıl? Kapitalizmde şöyle anlatacağız. Bu feodalite. Osmanlı'da aynı dönemde nasıl? Bazı Ortodoks köyler kendi feodal beylerine ihanet ederek Osmanlı ile anlaştılar ve fetihleri kolaylaştırdılar. Çünkü biliyorlar ki kanun keyfi değildir. Nerede olursa kanunun aşağı yukarı ne olduğu bellidir. Bir feodal beyin iki dudağı arasına bağlı değildir kanun Osmanlı'da. Anlatabiliyor muyum? Bakın keyfilik korkunç bir yapı arz ediyor. Şimdi kapitalizme geldiğimiz zaman temel iki özelliğin değişmediğini görüyoruz. Bir, üstünlük maddi imkanda. Bunun bazı İslam cemaatlerine de yansıdığını biliyoruz. Şu, bir abi var, çok, kısaca çok anlatayım. Bir, çok bir cümle. Çok girmeyelim. Şöyle ama bu çok önemli. Bir abi oturuyor, sağ ve solunda en zenginler oturuyor. Hamal ise kapının hemen eşiğinin dibinde oturmak zorunda. Burada çünkü abiler çok daha fazla yardım ediyorlar insana. Maddi imkan var. Onlara daha bir ihtimamla davranış sergileniyor. Hamal hiçbir faydası yok adamın. Tırnak içinde. Çünkü üstünlük maddi imkanda. İslamiyet'te örneğin. Yani İslam cemaatlerinden bahsediyoruz. Ne kadar tehlikeli olduklarından zaman zaman. İslamiyet'te örneğin takva üstünlük olduğu için hangisinin daha yüksek takva sahibi olduğunu bilemez insan. Hamal belki çok daha yüksek bir takvaya sahiptir. O yüzden insanlara, bireylere sadece insan oldukları için değer verilir. Aradaki önemli fark bu. Reklama kaç dakikan var? 2 dakika kaldı reklama. Bir de sosyalizm var. Sosyalizm ya da komünizm. Bölümde. Evet, bakın sosyalizm ya da kapitalizm dediğimiz şey bir ara formdur. Yani İslamiyet'teki bazı uygulamaların, çünkü Türkokrasi dediğimiz şey İslamiyet'in biraz modifiye edilmiş, biraz değiştirilmiş halidir ve dünya üzerine 3 sistem hakim oldu. Bir tanesi Türkokrasi, bir tanesi kapitalizm. Türkokrasinin zayıflamasıyla birlikte kapitalizm yükseliyor ya da kapitalizmin yükselmesiyle birlikte Türkokrasi zayıflıyor. Bunun yanında bir de 19. yüzyıldan itibaren dünyanın kapitalizme iyice entegre olduğu bir dönemde sosyalizm çıkıyor, komünizm çıkıyor. Burada da esas mesele adalet üzerine kilitleniyor. Sosyalizmden bahsediyoruz. Eşitlik ve adalet. Yani bu dağıtımdaki sorunlar, üretilen karın, elde edilen karın dağıtımına yönelik sorunlar. İnsanların birbirleriyle olan üstünlük mücadelelerine bir cevap getirmek. Üstünlüğün maddi varlıkta olmadığı iddiasıyla komünizm ortaya çıktı. Ben ne komünizm, ne şuyum, ne buyum. Neyim? Tarihçiyim. Tarihçi üstten analiz yapabilen, herhangi bir gruba mensup olma zorunluluğu olmayan analizlerinde ve tarafsız davranmak zorunda olan insandır. Yani burada antikapitalist bir söylem geliştirdiğimiz zaman Marksist, komünist, İslamcı ya da sosyalist olmak zorunda değiliz. Reel olanı ya da vakıayı olan biteni anlatıyoruz sadece. Bundan ibaret. Türkokrasinin bir başka özelliği aynı zamanda Avrupa'da da geçerli olan ahilik ya da lonca teşkilatıydı. Onları konuşuruz. Fakat kapitalizm kendinden önceki bu lonca teşkilatını paramparça ederek kendi ülkesine önce hakim oldu. Daha sonra da bütün dünyaya hakim olma yolunda peki, ilerledi. Burada artık reklama gidelim. Biraz fazla dağıldı burada. Ben de anlamaya çalıştım çünkü nasıl bağlayacağız kapitalizmi. Ama genel bir perspektif, genel bir bakış atmış olduk. Daha daraltacağız çerçeveyi. Tabii ki. Kapitalizmde yoğunlaşacağız. Kısa bir ara efendim. Efendim kayıt dışına devam ediyoruz. Kısa bir ara verdik. Kapitalizmi, kapitalist düzenin şifrelerini daha doğrusu konuşuyoruz. Özetleyecek olursak ana başlığımız bu. Az önce Tayfur Erdoğdu hocamız konuştu ve bir girizgah da yapmış olduk ilk bölümde. Özellikle Türkokrasi konusu oldukça dikkat çekti. Şöyle arada bakıyorum yorumlara ve gelen mesajlara Twitter'dan.
kapitalist sistemle ilgili hemen herkesin bir yorumu, görüşü var tabii. Ortak görüşün yoğunlukta olduğu bazı unsurlar var. Ama genelde psikolojik boyutuna, vicdani boyutuna daha çok bakılıyor ve sorgulanıyor anladığım kadarıyla. Tweetlerinize yer vermeye çalışacağım. Şimdi Tayfur Hocam'la geldik bir noktaya. Biraz daha böyle geniş bir bakış açısıyla yorumladı. Ve Ertan evet. Hocam ilk bölümde çok fazla konuşmadı dolayısıyla. Evet, şimdi Tayfur'la ben ilk defa bir televizyon evet. programındayım. Tayfur'u bir neler söylediğini hani bir görelim, bir şey yapsın, bize açıklasın. Kesinlikle. Çünkü kendisi tarihçi olduğu için bize o bakışla analiz etmesi konuları çok önemli. Tabii ben de kendi sizin bakışımla. Sizin bakışınızı kapitalizm ne? Yani nereden şimdi şöyle feodal yapıyı anlatıyordum. Evet. Bakın feodal yapı eninde sonunda güçlüden bahsettim. İki tane adam var aslında. Bir tanesi hep önümüzde. Bir imparatorluk, bir padişahlık, bir sultanlık, bir derebeylikleri. Adam biraz önce bahsettiğim gibi diyor ki ben seni koruyacağım arkadaş. Canın bana emanet ama malın da benim diyor. Biraz önce Tayfur'un söylediği gibi diyor ki ben oranları ben belirlerim. Bu kadarını alacağım. Çünkü sistemi yönetmemiz için buna ihtiyaç var. Sen açta kalabilirsin. Hatta namusunu bile alabilirim. İngiltere'de ve Fransa'da, Avrupa'da yaşandı bu. Çok da yaşandı. Yani bilhassa İskoçya'da hani filmlere bile oldu ya, konu oldu, karısını falan bile alabilir derebeyi. Şimdi şöyle bakın. Hangi dönemde? Yine işte bahsettiğimiz dönemler 1400'lerden 1700'lere i̇lk kadar gece olan, hakkı bu. Tabii ilk gece hakkı. Osmanlı'da da var. Şeyde de var. Ama o? Osmanlı bunu kaldırıyor. Mel Gibson'ın filminden bahsediyorum. Hani. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyelim, ilk gece hakkıyla ilgili. Avrupa'da herhangi bir kayıt yok bununla ilgili. Bu meseleyle ilgili çalışmak için Avrupa'nın muhtelif arşivlerine gittim. Bir tane belge yok. Fakat Osmanlı'da var. Şimdi Osmanlı'daki... Şimdi hangi arşivler olduğu çok önemli tabii. Hani Avrupa'ya mı gittin, İngiltere'ye? Avrupa. Ben İngiltere'de gittim canım. Ben İskoçya'da bu kanun olarak bellidir. İlk gece hakkı. Yani yazmıyor ama işte. Hayır. Şimdi bakın iki tane kanun var. Bunu atlamamamız lazım. Osmanlı'da aynı, yazıyor işte. Mesele o yani. Şeydeki gibi. Yani bir sözlü kanun vardır. Yani kimse size hırsızlık yapmayın diye söylemez. Hani kanunda yazar ama hırsızlık yapar. Ama bu sözlü kanunlar geçerlidir. Aynı Yahudilerde işte sözlü ve yazılı olduğu gibi iki tane kanundan bahsediyoruz. İnsanlar bunu bilirler, ona göre hareket ederler. Şimdi benim bahsetmek istediğim şu. Böyle bir sistem var. Hı hı. Şimdi bu sistem aslında en önemli oyuncusu derebeyi değil. Kim? Herkes öyle. Ruhban sınıfı. En önemli. Çünkü neden? Bunu bir tane de örnekle anlatalım. En büyük, en zengin yer neresi? Orta Çağ'da Katolik Kilisesi, değil mi? Bakın ruhban sınıfı kralları da yöneten, kanunları da çıkartan, bir kralın kral olmasını onaylayan kişiyim ben. Kral olamaz yoksa. Yani kral olabilmeniz için neye ihtiyacınız var? Halkın bir şeyi onaylaması lazım. Neyi? Tanrı'dan izin aldım, sizi kral yaptım demesi lazım. Ondan daha büyük var mı? Yok. Dolayısıyla ruhban sınıfı çok etkili olmaya başladı. Aslında konu nereye geldi biliyor musunuz? Tayfur orada bir şey söyledin. Onu cımbızla çekiyorum ben. Hangisi? 1453. Hı. Tüm sistemi değiştiren yapı. Yani Fatih'in İstanbul'u almasıyla birlikte sistem tamamıyla, yani ejder yolu, ipek yolu sistemi tamamıyla değişip Avrupalı'nın tekrar İpek yolu sistemindeki koyulan vergilerin altında ezildiği için yeni yollar araması gerekti. Dolayısıyla şu anda devletlerin dışında özel sektörler çıkmaya başladı. İlk özel sektör kim tarihte? Kim? 1095 Tapınak Şövalyeleri. Şimdi ilk özel sektör. Niye? Diyor ki özel sektör, ben diyor bundan sonra parayı ben veririm arkadaş diyor. Birisi bir şey varsa ben, hatta kral, hatta Papa, Papa Leo'ya diyor ki biz ne kadar paraya ihtiyacınız var bu kadar, bir şartla diyor. Ben sizin kiliseyi de ben yapacağım, sizi ben yönetirim. Para vermeye başlıyor ama bir problem var burada. Feodalizmdeki en büyük problem, parayı verdik her şey, yazılı kağıtlar da olsa yarın Jacques Domeli olduğu gibi yakarsınız adamı. Sistem bu. Dolayısıyla kapitalist dediğimiz, yani sermayeyi biriktiren adam için en büyük korku hukuksuzluk. Kapitalizm hukuktan doğmuştur. Başka bir yorum yapalım. Çünkü yani? Şöyle bakın. Adamın aradığı ne biliyor İzlemin musun mi? Beyza? Abi, tabii çünkü adam diyor ki bundan sonra kapitalizmin olabilmesi için, yaşayabilmesi için bir hukuka ihtiyaç var. Hukuk yoksa zaten derebeysiniz. Hmm.
İstediğin gibi kanunu değiştir, yap. Yani Osmanlı'da yapılan kanunlar da değişir. Çünkü bir kişinin yetkisi var. İsterse değiştirecek. Bu böyle değildi, şöyleydi. Fetvayı da aldık, konu bitti. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir sistemi yönetmek için muhakkak yönetici taraf sistemleri değiştirir, kanunları değiştirir. Adam da diyor ki artık yeter. Ben çalışıyorum, emeği koyuyorum, sana borç veriyorum, sen benim her şeyimi alıyorsun. O zaman diyor bir hukuk sistemi geliştirelim. Ya tamam, hukuk sistemi gelişsin de bu nasıl gelişsin? Şimdi tapınak şövalyeleriyle başlayan hikayenin ardında çok önemli bir tane adamdan bahsedeceğim size. Jacques Fugger diye bir adam. Kim bu? Bu Jacques Fugger 1450 yılından 1553 yılına kadar yaşamış bir adam. 1453'ten evet, 3 yıl bu adam önce. Dünyanın tamam. Gelmiş geçmiş en zengin adamı. Hı hı. Şu andaki paraya çevirsek mal varlığı 400 milyar dolar. Böyle bir paradan bahsediyor. Yani şey filan, Bill Gates filan onun yanında misket oynayacak. Şimdi bu adam diyor ki sermaye artık bende. Bundan sonra bu sermayenin yapılanması için hukuk sistemini başlatıyorum. Para bende, söz bende. Tabii. Demiş. Şöyle olacak diyor. Bir, kesinlikle bu sistemin başlaması için altına felsefik bir yapı koymamız lazım. Felsefe niye olmadan şey? Hukuk olmaz. Herhangi bir konunun, evet aynen bu adam. Şimdi hukukun olabilmesi için bir felsefeye dayanması lazım. Felsefe bir sosyal, yani toplumsal bir kavramı oluşturmanız lazım. Bu kavramın üzerinden hemen diyorsunuz ki hukuk oluşturuyorsunuz. Yani iki tane şey, bir felsefeyi oluşturdunuz, ardından hukuku oluşturdunuz. Şimdi diyorsunuz ki artık sermayedar güçlüdür. Sermayedar güçlü olmaya başladığı zaman kapitalizm sistemi diye bir sistem koyuldu ortalığa. Şimdi anlaşıldı mı? Yani yoksa feodalizmin kırılma şansı yok. Hukuk olmadığı hiçbir yerde kapitalizm giremez. Yani siz bugün hukuksuz bir dönemin sistemin içine kapitalist bir ögeyi soktuğunuz zaman korkar. Niye? Diyelim ki işte herhangi bir Muz Cumhuriyeti'nde her an her şey değişebilir. Değil mi? Yani işte siz petrole yatırım yaptınız, adam dedi ki el koydum. Yaptılar mı bunu? Dünya tarihinde bir yığın örnek var. Kapitalizmi yaşayabilmesi için yine söyleyeyim, hukuk sistemi geldi. Şimdi daha iyi anlattık. Şimdi şey bahsettiğimiz Fugger ne yaptı? Fugger için çok önemli bir şey var. Diyor ki sistemde. Ben hukuku değiştirmeye başladığım sürece sistemin kendisini de yalnızca sermayeder üzerine belirleyeceğim. Fugger'in adı neydi? Jacques Fugger. Tamam. Şimdi şunun üzerine kuruyor. Diyor ki ben bu sermayenin var olmasını sağlayabilmem için tüm sistemin sermayeder üzerinde konuşlanması lazım. Yani sermaye asıldır. Yine biraz önce bahsettiği gibi Teyfur'un tek bir değer var. Paranın asıl olması, sermayenin asıl olması üzerine kurulu. Ha, bu sistem iyi midir, kötü müdür? Ya şöyle bakın, siz kapitalist sistemden mutlu değil misiniz? Hayır diyen kimse yok. Ben hayır diyorum. Bakın nasıl mesela? Şimdi kahve içiyoruz ya veya su içiyoruz. Ya bilmem ne suyu olsa daha iyi olabilir mi? Olabilir. İki türlü insan çıkıyor. Bir, kapitalizme devamlı küfredip ama kapitalizmi içinde yaşayanlar. Evet, bir doyumsuzluğu beraberinde tabii, getiriyor. Şimdi, kendine hizmet beklentisini beraberinde getiriyor. Tabii devamlı bir üretim lazım. Ama şimdi kapitalizm dediğimiz sistemi koyanlara karşı asıl konu onu yönetebilecek üst aklın olması. Yani yine üst akıl aslında Adam Smith'in de ortaya koymuş olduğu gibi asıl konu şunun üzerine kurulu. Sermayedar her zaman vardır arkadaş. Bu olmazsa olmadığınızdır. Ama devlet ve kurumlar sermayedarı her zaman gözlemek zorundadır. Gözlerseniz bu olmaz. Bu ise gözleyen devlet toplum yararına çalışmak zorundadır der. Şimdi bu böyle olur mu? Olmaz. Çünkü niye olmaz? Evet. Asıl konu şu. Bu işin başlangıcı, yine başlangıca dönüyoruz. Hı hı. Medici ailesinin, yani 14. yüzyıla gidiyoruz. 13-14. Yüzyıllar. İlkin İspanya'dan, işte bu hani biraz önce Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettik ya. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda iki tane şey yaptı. İstanbul'u almakla. Bir, eğer ki Fatih İstanbul'u almasaydı Amerika Birleşik Devletleri keşfedilemeyecekti. Çünkü niye? Amerika'ya gidildi Kolomb tarafından. Çünkü yoksa İpek yolundan geçecek. İkincisi
Ümit Boğazı bulundu. Doğru değil mi? Yani çünkü zaten yol açıktı. Hiç kimse Ümit Boğazı'ndan geçip Hindistan'a geçelim, Çin'e geçelim diye düşünmeyecekti. Geçenlerin hepsi sermayedar olarak geldi. Devlet olarak değil. Bu paraların hepsi aslen Yahudilerin eline geçti bu dönemde. 1492'de yani bilhassa Amerika'dan gelen büyük paralarla birlikte İspanya'nın işte Endülüs Emevilerine karşı yapmış olduğu karşı atakla birlikte ve Katolik Kilisesi'ni de arkaya alarak yapmış olduğu operasyonla birlikte iki tane hayatımızda şey değişti. Nedir bu? Evet. Katolik Kilisesi'nin yükselmesi. İkincisi ise Yahudilerin ya din değiştirmeleri lazım veyahut da gitmeleri lazım veyahut da ölmeleri lazım. Müslümanlar da dahil. Onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Yer altına çekildiler. Yani herkes Illuminati kavramını 1776'da 1 Mayıs 1776 diye kavramını koyduğunda 1615'te bu operasyon oldu. Illuminati yer altına temeli çekilerek bu tarihte kapitalizmin başlangıcını ve dünyanın global bir şekilde yönetilmesinin adımlarını attılar. Şimdi sistem buraya geldi. Bundan sonra ne oldu? Bundan sonra artık sistemin yeniden yapılanması lazım. Medici ailesi bu arada devreye girdi. Yine işte Şirketrosi ile ilgili işi götürmeye başladı. Yapılanmaya devam ettiler. Hı hı. Üretimle ilgili bütün sistemi koyarken birinci sanayi devrimi kırılma getirdi. Birinci sanayi devriminin çok önemli bir şeyi var. Nedir? Artık üretim bir şeyin elinde. Sermayedar belirliyordu üretimi. İkinci de daha hızlandı. Üçüncü de daha hızlandı. Şimdi üçüncü bölümde dördüncü sanayi devrimiyle yeni bir kapitalizm sistemini tartışacağız inşallah. Şimdi buradaki kavramlardan yani bir tanesi. Değişmedi. Model değişti daha doğrusu. Temel ya şimdi aynı, şöyle değişti. Aslında insanın fıtratına döndüğümüz zaman iki türlü fıtrat var. İnsanoğlu doyumsuz. Bu sistem insanoğlunun doyumsuz olan fıtratından yararlanıyor. Yani siz diyorsunuz ki daha büyük ev. Daha çocuk, daha araba, hep dahasının karşılığında bir sistem var. Bu sistem şöyle çözmüş işi. Diyor ki sizin bütün dahanız, hani sloganda yazdınız ya bir markanın sloganı aynı zamanda o. O daha fazlasını isteyle birlikte biz Teyfur yine bir şey söyledi. Bak onu da cımbızla alayım. Teyfur, devamını istemek. Dedi ki Teyfur şimdi bak kapitalizmden kaçma şansı var mı insanoğlunun? Maalesef yok. Çünkü iki tane şeyi yapabilirsiniz kapitalizmden kaçabilmeniz için. Şimdi sistem değişince kapitalizm değişecek. Onu üçüncü bölümde anlatacağız, izlesin izleyiciler. Diyor ki adam, ben size her an bir şey sunacağım. Ve subliminal mesajlar da dahil olmak üzere tüm sistemde sizin bütün tüketim eğrilerinizi ben belirleyeceğim. Buna üstündeki ihtiyacınız... ne kadar güzelmiş, kaç tane var? Ayakkabın. Sonra neye ihtiyacınız şimdi, olduğuna ben karar vereceğim. Ben karar vereceğim. Sistemi ben yöneteceğim. İhtiyacınız diye. Olduğuna tabii. İnandıracağım. Yani değil mi? Senin ihtiyacın olmaz. Ben karar veririm neye ihtiyacın olduğunu diyor. Hı hı. Yani şimdi bireyin kapitalizmde kendi kararı diye bir karar yok. Şimdi bizim bahsettiğim iş hani şunu unutmayalım. Kapitalizmin karşısındaki en önemli olgu referans noktası komünizm veya sosyalizm diye koyabilirsiniz. Marx diye bir adam var. Diyor ki işte ben Das Kapital yazdık işte bu kapitalistler var ya diyor. Tam Karl Marx yazdı oldu mu peki? Olmaz. Çünkü Karl Marx da satılık bir adam. Birisine çalışmış. Kime çalışmış? Illuminati'nin kendisine. Yani bu akla. Çünkü Karl Marx bir mason. Nasıl olacak bu iş? Olabilir mi? Yani şöyle bakabilir misiniz? Yazmış olduğu yazı şeyleri alalım. Hani lafları aldım ben. Çekmiş olduğum. Hemen okuyalım onlardan. Siz de karar verin. Sükut ikrardan gelmiyor. Seyirciler bilsin onu. Yani aynısını Ertan Bey de söyledi. Sükut ikrar değildir. Genellikle misafir konuşmacı ev sahiplerini ne itiraz etmez. Yani şimdi, itiraz etmememin sebebi hani ev sahibi değil misafir olmamdan kaynaklı. Yok yok sükut şey ikrar... yapabilirsin. Yani o araya itiraz da girip, değil. Bu bir tartışma değil ya. Bu şey fikir. Hayır, tartışmadan da öte yani. Tabii. Hani, şimdi sükut şöyle... ikrar değil. Onu demek istiyorum seyircilerimiz için. Şimdi Karnak şöyle diyor bakın. Hedeflerin bütün dünyayı gücü ele geçirmek ve diğer bütün ırkları karıştırmak yani
ve bütün milli güçleri çökertmek, bütün kraliyet ailelerini tavsiye etmek. Şimdi bunu nereden okuyorsunuz? Karl Marx'ın kendi yazdıklarından okuyorum. Siyonist, nerede yazmış bunu? Ama işte yazdığı yerler. Yani basından aldığım yazılar bunlar. Kendi söylemiyor. Tamam, yani birkaç tanesini çıkarttım notları özellikle. Şimdi Karl Marx dediğimiz adam, aslında baktığımız zaman şöyle görebilirsiniz bu adamı. Diyebilirsiniz ki bu adam Yahudi değil. Hani şey olarak. Yani Siyonist değil. Siyonizmin merkezinde. Çünkü kendisi yine diyor Yahudilerin Avrupa'yı kontrol etmesi gerekmektedir diyor. Bakın aynı adam. Aynı adam hani komünizmle ilgili yapmış olduğu şeylerde neler var elimizde? Şöyle şeyler söyleyebilirsiniz. İşte Rusya'da 1917 devrimiyle ilgili konuşabiliriz. Bu devrim işte Rusya'da başladı. Aslında İngiltere'de başlaması beklenen bir komünizm devrimi olması lazımken. Ama Karl Marx diyor ki Ruslar diyor aptaldır. Çinliler maymundur. Avrupalılar ukalanın tekidir. Bunlar hiçbirini bilmezler. Ama Yahudiler asıldır diyor. Karl Marx'ın yazılarından okuyorum şimdi. Tarafını kendisi 1856 Kırım Savaşı'nda Marx diyor ki Daily Tribune'e, bütün diyor sistemi yapan, yani bundan sonra tüm sistemi değiştirecek olan entrikacı bir örgüt vardır diyor. Bu örgütün de kendisi diyor İngiltere kökenlidir. Bu örgütün kendisi de diyor gizli bir örgütten bahsediyor. Tüm dünyayı değiştirecektir. Şimdi noktalar vererek hangi derim. Örgütü kastediyor? İşte örgütün ismini de söylüyorum size. The Seasons diye bir örgüt. İkincisi de The League of the Jasmine diye bir örgütten. Bunların ikisi zaten birleştiler, sonra da Komünist Parti oldu. Mesela. Şimdi ben şunları söylemek istiyorum. Bunların arkasında kim var? Bu var işin yapısında. Bunların arkasına baktığım zaman ben tabii doğru tarihten değil, daha çok insanların okudukları yerler, nerelere bakmışlar, nerede okumuşlar, kimlerle ilişkileri var diye baktığımız zaman tabii yine karşımıza büyük bir dev çıkıyor. O devin ismi de Rothschild. Şimdi şöyle gariplikler var. Şimdi tarihten bir örnek verelim. Illuminati'nin kurulması 1 Mayıs 1776. Çok ironik değil mi? 1 Mayıs aynı zamanda işte devrimin ve halkların, işte işçilerin falan önemli bir günü. Ya bir ironik var. Yani ben yorumu şeye ironi bırakıyorum, seyirciyi bırakıyorum. Peki bir şimdi, bağlantısı var mı? Şimdi şöyle bakın. Aynı akıl Lenin'i Avrupa'dan alıp trenle kitleyerek Moskova'ya kadar getirmedi mi? Bunu ben söylemiyorum. Açın bakın, internette de yazıyor. Tarihte de yazıyor veya Masonik tarihte de yazıyor. Yani? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tüm sistemlerin üst aklı olmak zorunda. Çünkü sistemler insanlara bırakılamıyor. Niye bırakılamıyor? Şimdi herhangi bir sistem, isterseniz buna tükrokrasi deyin, isterseniz işte herhangi bir demokrasi deyin. Ben de demokrasiye inananlardan değilim. Demokrasi yalnızca güçlünün kendini yönetmek, halkları yönetmek veya toplumları yönetmek için kullandıkları bir ögelerden bir tanesidir. Demokrasiyi istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Size göre demokrasi, neye göre demokrasi diye yazabilirsiniz bunu da Beyza. Şimdi şöyle bakmamız lazım konuya. Yani eğer ki bir sistemde gerçek açıları bulamazsak, yani sistemin arkasındaki oyuncuları bulamazsak, o zaman şöyle diyoruz. Diyoruz ki ne güzel bir tane felsefeci bir adam var. Felsefeyi ilkin çıkarttı. İşte Adam Smith diye bir adam var. Kapitalizmle ilgili çok güzel şeyler yazdı. Adam Smith biliyor musunuz? Kumpas locası 1717 Londra locasında çok önemli bir mason. 33. derecede. O da. Şimdi hayır, bunu ben demiyorum. Girsinler 1717'nin Adam Smith diye yazsınlar. Loca diye ya, hangi locada diye yazsınlar. Görürler izleyiciler. Şimdi bu sistemde şöyle bir şey var. Sistemi yöneten, yani kapitalin sahibi ne yapmaya çalışıyor anlamalıyız. Onu anladığımız zaman sistemi çözebiliyoruz. Yani bunlar diyorlar ki biz global bir sistem hazırlayacağız. Dünya savaşlarını da, yani komünizm ve faşizmi de biz hazırladık herkese. İnanmıyor musunuz? Hemen okuyorum. Şimdi Moses'ten bahsedelim biraz. Yani aslında Moses dediğiniz adam, bahsedilen işte Marx'ın
Mason olmasını sağlayan, Mason olmasını sağlayan işte arkasındaki gölge adam. Moses aynı zamanda Siyonist. Siyonizmin temellerini atan adam. Hani Engels'i Marx'la tanıştıran adam. Anlatabiliyor muyum neler? Yani buradaki şeyleri siz kurun, bağlantıları siz kurun. Aynı zamanda enternasyonalizm fikrini Yahudilikle aynı ölçüde enternasyonalizm Yahudiliğin hizmet etmek zorundadır diye fikri atan adamlardan biri. Theodor Herzl'i fonlayanlardan bir tanesi. Nasıl olacak şimdi? Yani evet nasıl? Yani şimdi bunları anlayalım. Yani hani tarihe baktığımız zaman Karl Marx'ın, Engels'in vesaire vesaire. Yani artık isimlere gerek yok. Yani işte Keynesyen işte ekonomiden, işte Adam Smith'ten herkesten bahsedebiliriz. Aslında bunlar kime çalıştı, kimin ödevini yaptıklarını bulmamız lazım. Keynes'te mi yani? Britanyalı bir iktisatçı. Yani çok güzel değil mi? Hani sen de tabii ekonomi programı anlattığın için şey oluyor, iyi geliyor. Bakın Keynes aynı zamanda Dünya Bankası'nı kuran adam değil mi? Yani kimle kurdu? White'la kurdu. White kim? Bir Yahudi. Aynı zamanda kim? Aynı zamanda Rothschild'lerin adamı. Şimdi görünen tarafı hayır ben Karl yalnızca Marx'tan etkilendi. Yani bu, şimdi şöyle diyebilirsiniz. Karl Marx'tan etkilendi. İşte aslında yani Keynes'ten nefret ediyor ama bir şekilde yoktu ediliyor adam. Ne almıştım? İşte kalp krizim vardı da ünlü ilaç var ya şimdi unuttum ilacın ismini. O ilaçtan çok aldım öldüm filan durumları. Yani sisteme gelenler belirli bir süreden sonra sistemin dışında çalışmaya başladıkları zaman yok edilmeye başlıyor. Yani şimdi tarihten bahsettiğimiz zaman Türkiye'ye de gelelim. Osmanlı tarihi senin konun daha çok. Yani o Kırım Savaşı. Kırım Savaşı'nı fonlayanlar kim? Yani Türkiye'nin, yani Osmanlı'nın savaşa sokulması gerektiği fikrini atan kim? Yani yine bu sistem. Çünkü Osmanlı'nın çökmesi için bir şeye ihtiyaç var. Biraz önce bahsettiğimiz konu neydi? Teyfur yine oradan biraz ucundan geçti ama yani bir şekilde tüm sınırların kalkması lazım. Çünkü adam bir şekilde tekstil fabrikalarını kurmuş İngiltere'de. Osmanlı'yı bir şekilde borçlandırman lazım değil mi? Nasıl yapacağız bu işi? Osmanlı hayır diyor. Gemileri mi batıracağız? Kırım Savaşı'na mı sokacağız? Sen seç. Çözüm savaş. Tabii yani savaşla birlikte yapılacak şey ne? Savaşa ikna etmemiz lazım bir de Osmanlı'yı. Yani Abdülhamid'i ikna edelim. Nasıl edeceğiz? Bir şekilde işte Yavuz'la Midilli, başka bir tarihe gidiyorum şimdi. İşte gittiler bombaladılar falan hani. Niye bombaladılar ya? Ne işleri vardı orada? Yani bunların hepsi sistemin global, yani sistemi hatırlayın. Yine geliyorum. 1871'e girelim. Yani bizim ünlü Albert Pike'a. Albert Pike, ben bunu Abdülhamid dizisinde başladık yavaş yavaş anlatmaya bu sistemleri ama şunu söylemeye başladı. Ne dedi? 3 tane dünya savaşı ve globalizm olacak. Globalizm oldu mu? Duydunuz değil mi böyle bir şey? Var değil mi? Adam 1871'de söyledi bunu. Yani İbn Meymun da söyledi bunu. Yani bu adam işte düşünün ki yani işte haham bir adam. Yani o bile ilk globalizm fikrini koyan adamlardan birisi İbn Meymun. Yani bu fikirlerle birlikte dünyanın planlandığını gördüğümüz zaman bugün Osmanlı'nın ne yaşadığını, Türkiye'nin ne yaşadığını ve bundan sonra dünyanın ne yaşayacağını bileceğiz. Yani bugün kapitalizm nereye hani gidiyor kavramına geleceğiz biraz sonra. Orada da şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Yani baktığımız zaman kapitalizm aslında yok gelmiyorum oraya. Tamam. Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Eğer ki herhangi bir yönetim akıllı ise, bunu Türkiye'deki tüm sisteme söylüyorum, bundan sonraki sistemin ne olacağını bilmek zorundasınız. Bilmezseniz yalnızca oyunun içinde olursunuz. Yani sizi Kırım'da borçlandırırlar, senetleri verirler. Ondan sonra siz bu senetleri ödeyeceğim diye canınız çıkar. Ondan sonra sizden devamlı taviz kopartırlar. Siz borcu ödeyecek bile olacak duruma getirmezler. Ödetmezler. Örnek veriyorum. 1860'ta bir bakarsınız ki hani tarihten farklı şeyler verelim. Anadolu'da bir yangın çıkmaya başlar. Ormanlar yanar. Ekinler yanar.
Bir yani bakarsınız ki arkasında kim var? Amerika'dan Ermeniler gelmiştir. Şimdi bakıyoruz anlattıklarınıza da. Tarihte bu müdahaleci para ve ekonomi politikalarını uygulayabilmek için başka bir savaş, dediğiniz gibi fiziki bir takım koşullara müdahale etmek gibi başka müdahaleler öncesinde kullanılmış ve sonrasında da işte politikaları, bu bahsettiğim müdahaleci ekonomi politikaları tatbik edilmeye başlanmış. İzleyici, yani önce zemin hazırlanmış. İzleyiciye şunu anlatalım, sen de dahil. Hı hı. Bak, hiçbir şey yapmayacağım, siz belirleyin. 1860 tarihinde Rothschild'in mal varlığı dünya mal varlığının 4 katı olduğu, evet, iddia ediliyor. Bunu, hı hı, bunu çok söyledik. Evet, evet. Bir anda Rothschild olmaya çalış. Osmanlı'yı istiyor musun? Ne yaparım? Hayır, İsrail'i kurmak için Osmanlı'yı, hı, istiyor musun? Evet. Tamam, şimdi adam bunun için, yani bakın, sorum şunun üzerine kurulu. Sistemin artık ne yapacağını bilmeye başladığınız zaman... Önce bana ihtiyaç duyuyorsun. Tabii, sağ ol. Yani bunu nasıl engellersiniz başka konu. Üçüncü bölümü atalım. Evet. Şimdi dolayısıyla Albert Pike dediğimiz adam 1871'de bunun kanununu yazmış herif. Motto yazmış. Albert Pike dediğiniz adam Masonluğun Eflatun'u. Moral and Dogma'yı yazmış. Yani ahlak kurallarını yazmış adam. Bununla ilgili çıraklık, ustalık, kalfalık fikirlerini, Amerika'daki fikirlerini koyan adam bu adam. Bu adam bütün sistemin bundan sonraki parçalarının nereye gideceğini, global bir sistemin nasıl çalışacağını, hatta para babaları dediğimiz İngiltere'deki para babaları, onların masonluğa nasıl hizmet edeceğini hepsini belirlemiş. Şimdi dolayısıyla biz konuştuğumuz konularda, komünizm, kapitalizm, demokrasi veyahut da benzer izimleri konuşmaya başladığımız zaman, bunların kim tarafından yönetildiğini anlamadığımız sürece, evet, kim tarafından kullanıldığını, çok masumane de çıkabilir bu iş. Örnek, bir tane felsefeci der ki, ya benim aklıma bir fikir geldi, bu fikri yazdım. Müthiş bir fikir, ismi diyelim ki yeni demokrasi. Ben diyorum ya, demokrasi plus'a ihtiyaç var diye. Türkiye öyle bir sisteme geçmesi lazım. Bana ne demokrasiden? Demokrasi plus neyse o fikri bulmalı bu toplumun insanı, bu toprakların insanı. Bu fikir çok doğru olabilir ve masumane yazmış olabilirim. Fakat bu sistemi yöneten onu da kullanacaktır. Buna hazır mısınız? Kendiliğini çevirecektir. Evet. Şimdi, ben böyle bir girizgah yapayım da. Kapitalizm yine çökecek miye geleceğiz, ama öyle konulara şimdi açtık ki nereden ben Tevfik Hocam'a dönsem bilmiyorum. Ama Tevfik Hocam, isterseniz şöyle az önce ayrıldığınız noktalar olduğunu işaret tabii ettiniz. Onu da tabii ki Tevfik yakaladık. Havada kalmasın. Söyler misiniz hangi noktalarda karşı çıktınız? Bence onu bir tarafa bırakalım. Yani o bütünlük bozulmasın. Nasıl ki Ertan Bey benim ilk konuşmamda katılmadığı noktalar vardı. Onlara dokunmadı. Yok yok, ben şöyle söylüyorum. Katılmadığım nokta diye bir şey yok. Şöyle diyorum. Sakın yanlış anlama orada. Şimdi Tevfur'la benim disiplinim farklı. Farklı disiplinlerden bakmak güzel. Şimdi elbette. Tevfur'un anlatmış olduğu çok güzel bir şey var. Yani diyor ki işte Emmanuel tuttu. Bize bunları kavramları koydu. İşte iki tane kavramdan bahsetti. Çok doğru kavramlar. Bugün geçerli olan kavramlar. Doğru mu Tevfur? Evet. Dünya yöneten tarzı. 5 tane ilkesi yok mu bu kapitalizm dediğiniz yerin? Hı hı. Verasiyetçilik vesaire, girişimcilik filanmış bekar. Yani şimdi bu kavramlar zaten var. Bu kavramla, bu dinamiklerle çalışıyor. Benim disiplinim, ben bu kavramlarla uğraşmıyorum. Ben arkasıyla uğraşıyorum. Yani şöyle diyebiliriz sistemde. Sistemin genel yapısına baktığımız zaman neyi göreceğiz? Yani işte adam şeyden bahsedebilirsiniz, Marx'tan bahsettiği Das Kapital diye bir şey yazarsınız. Kapitalizmin nasıl olması gerektiğini, proletaryanın nasıl çalışması gerektiğini, işte enternasyonelin ne olduğunu falan anlatabilir. Beni ilgilendirmiyor bu. Ben bu adam kime çalıştı, niçin yaptı ilgilendiriyor. Onun için hani şey yapmıyor, katılmadım değil de başka bir pencereden baktığımı söyledim. Ben de tam Ertan Bey'in, bu bir sistem. Bunun arkasında kim var? Beni hiç ilgilendirmiyor. Ha, tabii işte bu ben çok güzel. Sistemin özüyle ilgileniyorum. Tabii. Çünkü arkasında iyi insanlar da olsa, kötü insanlar da olsa ben sistemle ilgilenirim. Neden? Çünkü bana insanlar şunu soruyorlar. Mustafa Kemal Atatürk içki içiyor muydu? Ya da bilmem ne padişah, 4. Murat içki içiyor muydu?
içki içen, mason olan padişahlar var. Mason olan şeyhülislamlar var. Yani doğrudan bunların yaptığı hareketler kötü mü olur? Ondan Mustafa Kemal tabii. Atatürk içki içiyordu. Kötü bir insan mıydı? Bakın ya da mason localarını kapattı. Bu değil. Öz nedir? Kapitalizmi paradan ayıran özellikler var. Bunlardan en önemlisi şu. Geçimine yetecek olan karın üstünde para kazanmak. Yani para kazanmak için para kazanmak. Hepimiz para kazanıyoruz. Ailelerimizi geçindirmek için olabilir. Kendimizi geçindirmek için olabilir. Fakat paranın, yani sermayenin fazlalaşması esastır burada. Sermaye için, yani sermaye kötü bir şey değil. Para için para kazanmak. Parayı bir meta olarak kabul etmek. Bir başka özellik şudur. Her şeyin metalaşması önemlidir. Meta, yani paraya tahvil edilebilir. Bakın sevgililer günü, ana baba günü, bunlar mukaddes günler Hristiyanlıkta. Bugün bizim için de hoş günler oldu. Bunun paraya dönüşmesi. Ben size şunu söyleyeyim. Hatta ekonomiye hareketlilik kazandırdığı için destekleyen yorumlar da. Bakın plazenta nedir? Annenin, dişinin, çünkü sadece insanda değil memelilerde var. Yavrusunu içinde tuttuğu hazneye biz plazenta diyoruz. Bugün plazenta dediğimiz şey para ile satılır bir maddedir. Yerin, yani onu biz yeriz. Krem olarak, sıvı olarak ya da toz haline getirip gençleştirme, anti-aging, bazı yaş... kozmetik ürünlerde kullanıldığı... Tabii. Plazentadan bahsediyorum. Bunun için hamile kalan insanlar var. Para kazanıyor. Annelik mukaddes bir kurum değildir artık. Ev dediğimiz şey hane değildir. İleride satılır mı ona bakarız. Aldığınız araç artık sizi bir yerlere götürmenin yanında ileride para eder mi ona bakarız. Bununla ilgili çok ilginç bir özelliği şunu söyleyelim. Mesela çok masumane gözüken birçok sistemden bir tanesidir kapitalizm. Bu kapitalizmin bazı parçaları ve özellikleri vardır. Burs sistemini kullanır. Burs kötü mü? Vakıf sistemini kullanır. Vakıf kötü mü? Sigorta sistemini kullanır. Sigorta kötü mü? Bunları kullanırken bunlara bazı özellikler katar. Bir örnek şu. Size burs verir. Amerika'ya gidersiniz. Amerika'da hadis çalışmaları yaparsınız. Hadis. Peygamberin hayatı. Bu peygamberin hayatını içinde size ilgi çekici gelen bir özelliği keşfedersiniz. Misvak. Ne kadar güzel. Bunu siz Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın, İsrail'in, İngiltere'nin, Fransa'nın verdiği bursla yaparsınız. Misvak'ın İslam toplumları için oldukça mukaddes kabul edildiğini keşfettiniz. Sünnettir diye bakar. Sünnet bu. Peki kapitalist buna nasıl bakar? Nasıl paraya çevireceğim? Veya sistemi nasıl yöneteceğim diye bakar. Buradaki paraya çevirme işi şudur. Modern görünürsünüz. Ağaç dalını dişlerinize yaptığınız zaman ilkel bir insan görüntüsü verirsiniz. İlkel tırnak içinde. Modern insan görüntüsünü nasıl verirsiniz? Diş macununun içine misvak özütü sokar. Böylelikle hem modern insansınız, hem tüketicisiniz, hem de sünneti yerine getiriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kutsal değer diye bir şey yoktur. Kutsal değerin paraya tahvil edilmesi esastır. Burada şöyle bir şey söyleyelim. Başarı için her şey mubahtır kavramı kapitalizmin mottolarından bir tanesi. Bakın, burada şunu iyi görmek lazım. Yahudiler bunlarla... Makyavelizme gireriz oradan şimdi. Onunla ilgili değil. Yahudiler sözü beni rahatsız eden bir söz. Çünkü bu bir ulusu işaret eder. Bizim Yahudilerle... Biz Siyonistlerden bahsettik. Çok evet. Yani Yahudilikten bahsedemeyiz. Çünkü şu anlamda söylememiz lazım. Yani biz anti-Siyonist olabiliriz. Ama anti-Semitist olma şansımız yoktur. Bir kere dinimize aykırıdır. Mesele Musevilikle ilgili. Musevilikte çok az tarikat hariç. Ahiret yoktur. Ne demek istediğim anlaşılıyor mu acaba? Ahiretin olmaması demek elinizdeki tek platformun dünya olmasıdır. O yüzden dünyada iyi yaşamak zorundasınız. Bu iyi yaşam şununla ilgilidir. Harcayabileceğinizden çok para kazanmak falan değil. Kendinizi muhafaza etmek. Çünkü
Musevilik mazlumluk dinidir. Romalılardan başlayarak sürekli ezilen bir halk görüyoruz, Museviler. Firavun ezdi, ondan sonra Romalılar ezdi, ondan sonra Hristiyanlar ezdi. Bir tek Müslümanlar ezmedi. Bunu da kullandılar ama devamlı. Bakın dikkat edin. Dünya üzerindesiniz, gidecek başka bir yeriniz yok. Müslümanların ve Hristiyanların gidecek başka yeri var mı? Ahiret var. Musevilik de ahiretin olmaması demek. Kendinizi bu dünyada korumak zorundasınız. Vahşete karşı korumak zorundasınız. Bu yüzden dünyaya hakim olmak zorundasınız. Başka yeriniz yok. 70 yıllık bir ömrünüz var. Ne kadar korkunç bir ömür bu. Ama bakın, Musevilerin haleti ruhiyelerini, psikolojilerini iyi anlamak lazım. Buradaki sorun, temel sorun ahiret olmamasıyla ilgilidir. Ahiret yoksa buradaki adalet, eşitlik, her şey değişir. Yani aslında referans noktası başka olduğu için, yani Museviliğin referans noktası, inançlarından referans noktası işte, yani herkes bir referans noktasından gidiyor. Osmanlı nerede hata yaptı biliyor musunuz? Çok büyük bir dünya gücü iken, kapitalizmin erken kapitalizm diyelim, pre-kapitalizm denir ona. Kapitalizmin erken döneminde Avrupa loncalarını yıkarken Osmanlı ses çıkarmadı. Beni ilgilendirmez dedi. Aynı kapitalizm Osmanlı'daki lonca sistemi olan ahiliği yıktı. Bugün Türkiye gittikçe kapitalistleşen bir ülke. Halbuki Türkiye'nin yapması gereken şey ideoloji ihracıdır. Türkiye ideoloji ihraç etmek zorunda. Bunu nasıl yapabilir? Büyük konferanslar, büyük kongreler, büyük submitlerle. Yani büyük zirve toplantıları yaparak dünya üzerinde kapitalizmden memnun olmayan, mazlum olan halka bir şuur kazandırmak zorunda Türkiye Cumhuriyeti. Bunu Araplar yapamaz. Bunu Malezyalılar yapamaz. O vizyona biz mi sahibiz? Olmak zorundayız. Türkiye'ye ben bir... Türkiye'nin böyle bir tarihsel misyonu var. Misyonu var. Bir şey okuyayım mı? Aydın Savur'a bir kitap verelim. Şeyde göstermeniz lazım. Kültür Vandalizmi. Tayfur Erdoğdu. Erdoğdu'nun müthiş bir kitabı. Herkese tavsiye ediyorum. Hızlı bir şekilde alın. Çünkü neden? Vandalizmin şehirlerde ne boyutlara ulaştığını yazmış. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Aklına sağlık. Şöyle diyor Aydın Savur. Çok zengin olsam bugünkü hashtag'imiz. Bugün Mason lojaların kapatılması, Masonların mallarının hükümete devredildiği kararın yıl dönümü. Yani 13 Ekim 1935. Hemen bir kitap verelim. Aydın Şavur'a. Peki, evet, Aydın hocam. Şavur. Böyle görünce kaçmasın diye. Bakın çok ilginç. Teşekkür olmuşuz. Teşekkür ediyoruz. Globalleşme diye konuştuk değil mi? Evet. Bakın genellikle globalleşme söylemi şunun için yapılır. Global, küresel. Burada globalleşme iktisadi ve Ertan Bey'in çok isabetle üzerinde durduğu kanunun değişmemesi. Yani bir İngiliz sanayisi, dış parası Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de birdenbire kendi malına el konmayacağını bilmesi lazım. Yoksa sermaye hareket etmez. Sermayenin hareket. Ama globalleşme ile başka tehlikeler de sezdiler. Özellikle hangi Türkçüler, tehlikeli? Türkçüler. 1980 ve 1990'da bu tehlikeleri sezmeleri aslında Türkçülerin, ben de çok severek birçok arkadaşımla teşriki mesai yapıyorum, düşüncelerinin kıtlığından kaynaklanıyor. Şu, dediler ki globalleşme ile kapitalizm kültürleri, lisanları, dinleri, yani dil, lisanları ve dinleri ortadan kaldırıp tek tip insan yaratmaya çalışıyor. Doğru. Bu tamamen ilkel bir düşüncedir. Türkçenin yükseltilmesi, Türk kültürünün yükseltilmesi, folklorik düzeyde bunların... Yani antitezinin yapılması lazım bu fikre karşı. Hayır. Ne diyorsun? Türkçülük, kültürel olarak yerel değerlerin yükseltilmesi, etnisite, etnik müziğin, etnik dillerin, etnik kültürlerin yükseltilmesi. Bu bir kapitalizm modelidir. Sebebi şu. Çünkü McDonald's'a gittiğiniz zaman hep Amerikan hamburgeri yemek istemezsiniz. Moskova hamburgeri yiyeceksin. Türk köftesi yiyeceksin. McDonald's sana etnik satıyor. Etnik. Anlatabiliyor muyum? Türkçenin yükselmesi demek, Türk romanlarının satılması demek. Herkes aynı şeyi yiyemez. Anlatabiliyor muyum? Çin hamburgeri yiyeceksin.
Abdülhamit'te şöyle bir şey koyduk. İzleyin bunu. Şey mutfağı, diyor ki, Osmanlı mutfağını işte. Hayır öyle demiyor. Bir gün gelecek diyor. Bir köfte yapacağız diyor. Bu adamı da bulduk diyor. İsmini hamburger diyor. O hamburger herkes beslenecek bu hamburgerle. Şimdi ben tabii orada antitezciyi şöyle bakıyorum Tayfur. Şimdi bir sistem var. Adam bir referans noktası. Referans noktasını koyan dünyayı yönetiyor. Evet. Yani nasıl? Ansiklopediyle koyulur bu. Yani şöyle. Diyor ki adam kapitalizm diye bir şey koyduk mesela. Referans koyduk. Veyahut hani hep söylemiş olduğum Huntington'ın medeniyetler çatışması diye bir fikir attık ortaya. Evet şimdi biz de başlayalım. Ya böyle bir medeniyetler çatışması var. Herkes bu gaza geldi. Tüm köşe yazarları, kitaplar bunlarla doldu. Ve adam referans noktası koydu. Şimdi... Aslında hani senin tezine biraz aykırı olabilir ama bizim büyük olabilmemiz için sistemde. Çünkü sistemin asıl yapısı şu. Eğer Türkiye büyük olmak istiyorsa kapitalizmin aracı konumuna gelir. Ben de şöyle söylüyorum. Burada hani belki aynı şeyi söylüyor olabiliriz ama ben diyorum ki eğer ki dünyada bir globalizm olacaksa ki bu %100 olacak. Niye? Oldu zaten. İslam da bir globalizm aslında. Evet. Der ki işte herkes fark Müslüman olsun. Şimdi hayır yönetim şeklinde. Hayır. Bakın zorlama var. Yok işte yönetim şekli. Hüküm. Yönetim şekli ama işte. Şu yani İslam herkes İslam olsun dediği zaman. Evet. Bunu neyle yapıyor? Hayır eğer şimdi. Eğer bunu gayri hukuki. İşte ben yönetim şeklinden bahsediyorum. Ama İslami yönetim cihat şeklinde, dediğimiz bir şey var ama mesela. Ama İslami yönetim şeklinde zaten zor yok ki. Cihat var. Tabii. Yok cihatı siz nasıl algıladığınıza bağlı o da. Diyor ki mesela. Ak koyunlara karşı. İslam tek bir şey yapar. Nedir? Yani bizim anladığımız hani korundaki İslam tebliğ eder. Doğru değil. Tamam. Neden cihat var, gaza var? Hayır bakın bunu nasıl algıladığınız, nasıl yorumladığınız önemli. İslam birisine tebliğ edilir. Örnek veriyorum. Bununla ilgili bir tane şey verim. Hatırlıyor bakın, musun? Bir para getirmiştim şunu size. Şunu söyleyeyim Ertan evet. Bey. Ha, o parada İlk programda. Evet, Kral Offa'ya bile iş tebliğ ile gitti. Bakın şunu söyleyeyim. Osmanlı örneği, Selçuklu örneği, daha önceki İslam ülkelerinin örneği, Hazreti Ömer'den başlayan Mısır'ın fetihi. Bakın fetih var. Fetih demek, bak, genellikle şimdi şöyle anlaşılıyor. Kapitalistler hard power, sert güç kullanarak fetih hareketine, işgal hareketine başlarlar. Doğru mu? Ben de diyorum ki bakın İslam'da da fetih var. İslam mesela herhangi biri seni davet etmeden de gidip oraları fethediyorsun. Ama zamanın ruhunu işin içine çok koymamız lazım. Yani şimdi hani bugün bir fetihten bahsedebilir misiniz? Evet. Mesela örnek Rusya bana. Kırım'ı fethetti. Ama bakın İslam'dan bahsediyorum. Şimdi gerçek gücü İslam... yok ki. Yok şimdi şöyle bakın. Gücü yok. Türkiye'nin gücü var. Biz ne yaptık fetih yok. Hareketi bakın. Olarak? Kuzey Kıbrıs'ı fethettik. İşte yok, daha 20. yüz. Öyle bir şey değil. Yani o şimdi... Nasıl değil? Şimdi Kuzey Kıbrıs benim hani sen de biliyorsun. Tamam ama fethetmedik mi? Yok evet. Fethetmedik şöyle, mi? Şöyle bir şey değil. Yani şimdi iki tane konuyu algılayalım. Bir, biz mazlumların yanında olmak zorundayız. Örnek Amerikalılar veriyorum. Da söylüyor iki tane hayır, Irak ama biz seferinde. Bunu, bakın şimdi demokrasi getireceğiz diye yok hayır diyor ki insanları Saddam katletmek insanları ayrı bir şey. Katlediyor diyor. Ama Türkiye'nin şu andaki hele yani Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte... Oluşan operasyon şu. Bugün 3,5-4 milyon gibi evet, Suriyeli. Bir yalnız Suriyeli değil, Iraklı da var işin içinde. Afgan da var. Yani veyahut da bölgenin Hinterland'ın abiliğini yapan bir ülke var. 35 milyar dolara yakın para ödemiş. Şimdi fethetmek 35 milyar lirayla ne yaparsınız biliyor musunuz? Bu bölgenin hepsini alırsınız. Bakın. Şimdi... Şeyle ilgili İktisadi bir şey. İktisadi konuşmuyoruz. Yok ben İdeolojik de iktisadi konuşmuyorum. Yok ben iktisadi konuşuyorum. Yok ben de iktisadi bakın parayla konuştuğum zaman iktisadi konuşuyorum. Ama parayı devraldığım zaman çektiğim zaman bunu yapabilirdiniz yapmadınız diyorum. Yani şimdi şöyle. Suriye'yle mi ilgili söylüyorsunuz? Yok yalnız Suriye'yle ilgili. Kıbrıs'la da ilgili olabilir bu. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Batı Trakya hani benim tamam. Özel konum biliyorsunuz. Yani Türkiye istediği operasyonları yapabilir. Hiçbir zaman böyle bir şey. Bakın. Şöyle bakmamız lazım. Emperyalizmle hümanitarizmi ayırmamız lazım. Yani hümanitarya
şuna bakıyor. Yani biz gideceğiz. Hani zamanın ruhunu konuşuyorum. Yani tabii zamanın ruhunda İstanbul'a da diyebilirsiniz ki İstanbul işte fethedildi, alındı veyahut da yabancıları gözüyle de işgal edildi diyebilirsiniz. Beğenmez. Tamam, şimdi yabancı hayır, öyle diyor. Yabancı, hayır, yabancı diyemez. İşgal edildi diyor. Hayır diyor da diyemez. Hayır diyemez ayrı bir konu. Zaten dememeli demeliyiz. Diyemez değil hayır, de. Hayır diyemez. Diyor ama. Yani diyemez. Ben şimdi. Sebebi var. Yani bakın seyircilerin şunu anlaması lazım. Emperyalizm nedir? Fetih nedir? Arada fark var. Osmanlı'nın hareketlerinde. Ama aynı şeyi söyledik. Ama şu farkı söylemiyorsun. Hayır hayır bakın diyorum ki Batı veyahut da zarar görmüş kendi. En önemli kalelerinden birini yapıyor. Amerika Irak'ı fethettiğini söylüyor. Bak, mazlumların yanında olduğunu söylüyor. Şunu bitirmem lazım. Ayasofya'yı bir şekilde diyor ki işgalci Müslümanlar geldi. Müslüman diye bir şey yok zaten. Türk diye bir şey var ya. Algı olarak da. Türkler geldi işgal etti diyor. Bir, o dönemin ruhuna göre herhangi bir yere gidip alabilirsiniz, savaşabilirsiniz ve burayı fethedersiniz. Hayır. Ve fethettiğiniz zaman Ayasofya yani fetih nişanı olarak da olur. Oranın en önemli... Nasıl? Saldırı olmadan? Evet. Nasıl ne dedin? Saldırı olmadan cihat olur. Olur. Zaten İslam'da saldırı olmadan dedi. Cihat var. Fikrini anlatacaksınız İslam'ı. Peki. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Cihat uygulayalım. Yani cihat en son çare İslam'da. Yani konumuz tabii dine girmememiz lazım. Çok girdik. Yani evet, çok... Konumuz din değil ama. Mühim olan şimdi... bakın kapitalizm mi diğer sistemlerden ayırmak zorundayız. Zahiren dış görünüş itibariyle vakıf diyorsunuz. Bill Gates Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir vakıf karısıyla birlikte kurdu. Afrika'ya ilaç gönderiyor adam. Doğrudur. Ama dışarıdan baktığınız zaman bunun sadakadan farkını sevgili seyircilerimizin anlaması lazım. Nedir fark? Sigorta sistemi, mahalle sandıkları var Osmanlı'da. Sigorta sisteminin dışarıdan baktığınız zaman aynısıdır. Bunun anlaşılması lazım. Fetih ile işgal arasında ne fark var? Emperyalizm ile Osmanlı'nın idaresi altındaki birçok memleket arasında ne fark var? Dediğim şeyin... Referans noktası farkı var. Bakın bu başka bir şey. Burada bunları ayırt etmek zorundayız. Ne diyorum? Biz ayırt ediyoruz abi. Hayır, yani biz birine fetih ayırt diyorsun. Edemiyoruz. Türkiye tamamen bulanık kafayla çalışır. Şu, kültürel olarak yerli kültürü güçlendirmeliyiz dediğin zaman kapitalizmin işine yarıyor. Bu demek değil ki yerli kültürü güçlendirelim ve güçlü tutalım. Asla. Şunu diyoruz bakın. Nasıl işine yarıyor? İş onu... şöyle yarıyor. Buradaki etnik değerleri öğrendiğin zaman o etnik değerler üzerinden mamül ham maddeyi alıyorsun. Misvağı alıyorsun örneğin. Evet. Örnek verdim. Veya Türklerde çok önemli bir şey var. Köfteyi bunlar ızgı hamburgerin içine sokuyorsun. Bakın mesele şu. Ama bu... şöyle bir yanlış oluyor orada. Nedir? Bir bana açarsan daha iyi. Şöyle bir hani şey yapalım. Şimdi kapitalizm bir globalizm oluşturmak zorunda. Bu da diyor ki benim ürettiğimi tüketmek zorundasın. Evet. Benim söylediğim gibi yaşayacaksın. Evet. Benim hangi ürün... Bu eski görüş. Yok. Bitti şimdi bu. Bir bitirelim. Bitti. Bu, ama tamam, bugün bir hala ama. İhtiyacının şimdi, kendi ürettiği olduğuna inandıran başka, bir çocuklar demiyor. Bir bitiremedim benim ama. İstediğim gibi yaşayacaksın şimdi bakın, diyor. Bu geçti. Bakın, şimdi diyor ki benim dediğim gibi yaşayacaksın. Geçtiği daha sonra eski konuşacağız bu. Şimdi. Üçüncü bölüm bu. Hayır hayır. Şimdi, bu 20. yüzyılın ortasında şimdi, bitti benim yok, gibi yaşayacaksın. Yok öyle bir şey. Şimdi şöyle örnek veriyorum. Bakın şalvar ama satıyor örnek adam veriyorum. Ya. Yok hayır Hintli bakın. Hintli kıyafeti satıyor. Hintli kıyafeti. Rus kıyafeti bakın, satıyor. Kapitalizm... Bu etnik olarak kültürlerin yükselmesiyle birlikte. Bakın ben size İslami şirketlerden bahsedeyim isterseniz. Yok yok. Hiç bunlar o, Müslüman o taraf... şirketler. Ama bu kapitalizmin ana kısmı. Şunu söyleyeyim ama bak ilkin o köfteyi bir bitirelim istersen. Bir iki saniye müsaade et. Şimdi bak. Kapitalizm diyor ki benim belirlediğim ölçülerde yaşayacaksın. Benim istediğimi tüketeceksin. Evet. Bitti konu. Bu şu anda devam eden bir şey. Öyle yapmıyor musunuz hanımefendi? Yani ne istersek televizyonda onu seyrediyoruz. İlk aykırı televizyon bu. Ya kayıt dışı aykırı. Onun dışında herkes aynı şey. Şimdi biz diyoruz ki biz kendi değerlerimizle birlikte biz zaten bu toprakların değerleriyle birlikte yaşadık. Bu toprakların değerlerini kaybetmeyeceğiz kapitalizme karşı. Neymiş onlar? Şimdi örnek veriyorum. Senin köfteden bahsedelim. Bu değil ki değer. Yok yok sen köfte dedin bu ya. Bu değil ki. Kaybetmememiz hayır. Gereken değer bu değil. Hayır hayır sen köfteden bahsettin. Tabii ki o değil.
Ben sosyokültürel tüm yapıdan bahsediyorum. Ben yani ondan bilimden bahsedebiliriz, sosyokültürel tüm yapıdan. Hepsi paraya tahvil edilebilir. Bakın. Paraya tahvil etmek bu, mi bir zararı yok? Paraya tahvil edilemeyen iki şey var. Evet. O yüzden programın başında söyledim. Bakın, paraya tahvil edilemeyen takvadır. Gizli bir şekildedir. Hiçbir şekilde açığa çıkmaz. Ben Türk köftesi ürettiğim zaman zincir olur. Simit ürettiğim zaman zincir olur. Yani kapitalistleşirsin. Sen kapitalizme karşı çıktığın zaman kapitalizme karşı çıkıyorum dersin. Halbuki bir bakarsın sensin kapitalist artık. Ben, gidelim reklama Serkan, Türk sonra simidi, devam edeceğiz. Türk köftesi gibi. Güzel güzel böyle geçiyor. Efendim kayıt dışının son bölümüne girdik. Çok zengin olsam hashtag ile çok fazla yorum yapıyorsunuz ama bugün çok hararetli gidiyoruz programda. Evet, aslında bir şey biraz değişik bir ben kayıt dışı oldu. Ben de diyorum böyle devam edelim. Evet. Çünkü şöyle farklı görüşlerin farklı bir olması Teyfur önemli. Teyfur bir şey söyledi. Dedi ki... Kitabı hatırlatayım ben tamam. Ertan Hocam. Bir Teyfur Hoca'nın imzasıyla, Teyfur Erdoğdu imzasıyla Kültür Vandalizmi. Bu akşam paylaştığımız kitap. Kim izleyicilerimiz tweet oku, kimi okuma araya girmedi, yorumlarınız var ama olabildiğince bu bölümde en azından sonuna doğru hocalarımızdan, hocalarımızın konuşma süresinden alıp ben tweetlerinizden okumaya çalışacağım ama şöyle bir şey oldu. Çok fazla temenni de araya girmeye başladı. Hani insani boyutuyla, psikolojik boyutuyla baktığınız zaman çok güzel temenniler var ama biraz daha ağırlıklı soru bekliyoruz. Dolayısıyla soru gelirse, evet kayıt dışı sorusu gözüme çarparsa, zaten siz de ekran yayın sırasında görüyorsunuz, gözüm sürekli kulağım hocalarımızda, olabildiğince gözüm Twitter'da. Dolayısıyla soru bekliyorum biraz daha. Yer vermeye çalışacağım, hocalarımızı yöneltmeye çalışacağım. Eleştiri de yapın tamam ama eleştiriler ya da çok zengin olsam dair yorumlar, hashtagine dair yorumlar biraz ağır basmış gibi görünüyor ama her türlü katıldığınız için çok teşekkürler. Bir kez daha programın daha ilk dakikalarını bizi TT yaptınız. Sağ olunuz, var olunuz değerli izleyicilerimiz. Mehmet Kara demiş ki ellerim şişti ya. Seri 10 mesaj attım diyor. Emeğe saygı, biraz kitap verin diyor. vereceğiz. Şöyle, böyle bir tweet'e kitap vermiyoruz. Çok iyi bir soru sorana soru kitap bekliyoruz. Evet. Yani. Şimdi lütfen. John Perkins'in kitabından daha çok korporatokrasi kavramından biraz biliyoruz değil mi bu şirketokrasi? Biraz şirketokrasiye şimdi de ama gelin bu bölümde. Şunu bir bitirelim istersen. Ama en çok beklenen kapitalizm çöker sonrası mi, biter mi? Biterse sonrası ne olur? Bitmesi için bir kaos mu olur yoksa bir soft geçiş mi olur yoksa yine sadece model mi değiştirir? Bu bölümde artık bunlara gireceğiz. Benim ilgimi çeken bir söz vardır. Lester Trow'un ki ekonomik açıdan, ekonomistler açısından önemli bir isimdir. Özü rekabete dayalı bir sistemin kendisinin rakipsiz kalması o sistemi çökertebilir. Dolayısıyla... Doğru değil. Değil mi? Buna da mı tabii ki doğru değil. Rakipsiz değil ki. Kapitalizmin en büyük rakibi kendisi. Kendi onu kendini nasıl tüketebilir miydi? Bakın peki? Ben burada Türkiye tarihinde söylenmemiş bir şeyi söyledim. Yazacağım. 10 senedir falan bu dersi veriyorum kapitalizm meselesini. Mesele şu. Siz bazı değerlerle ortaya çıkıyorsunuz. Evet. Dil, folklor, kültür, din. Bununla kapitalizm içinde var olmaya çalışıyorsunuz. Halbuki bunlar kapitalizmi güçlendirecek vasıtalara döner. Kültürünüzü işleyerek size geri satar. Misvakta olduğu gibi, köftede olduğu gibi, kıyafette olduğu gibi, bu sene şalvar modası. Dilinizi şöyle satar. Mesela klavye kullanıyoruz. Klavye. F klavye. F klavye yeniden satın almak demek. Q'lar çöpe, F'ler masanın üstüne. Daha neler neler. Romanlarda bu şey. Peki bakın bunlar iyi değil mi? İyi tabii. Para kazanmayalım mı Türkiye olarak? Kazanalım tabii. Büyümeyelim mi? Büyüyelim tabii. Vakıf kurmayalım mı? Kuralım tabii. Kurduğun vakıf, kurduğun şirket kısa sürede kapitalizmin kölesi olmak için araca dönüşüyor. Örnek veriyorum. Uluslararası şirketler. Ölçek ekonomisi diye bir şey vardır. Ölçeğinizi büyüttüğünüz zaman, yani çok ürettiğiniz zaman maliyet düşer. Doğru mu? Maliyet düşer. Bazen değil. Hayır. Bazı faktörlere bağlı olarak. İktisatçı Ertan Bey. Ölçek ekonomisinde büyümek zorundasınız. Büyüdükçe piyasada rekabet edebilirsiniz. Kendi iş kolunuzda ürün üretim yapan şirketlerle.
Tamam. Ölçek. Tamam. Peki ölçek ekonomisi nasıl kurulur ve yaşatılır? Öz sermaye dediğimiz öz sermaye. İkimizin bir... Olmayabilir ama. Tabii olmayabilir. İkimiz topladık. Şeyden. Bizim hiçbir sermayemiz yok. İkimiz evet. topladık başka arkadaşlardan. Bir öz sermaye kurduk. Öz sermaye ile bir noktaya kadar büyüyebilirsiniz. Kırılma noktaları çeşitlidir. Örneğin orman sanayi ürünlerinde yaklaşık 10 milyar dolardır. Pardon 10 milyon dolardır. Veya kimi sektörde tekstilde mesela 5 milyon dolardır. Nedir bu kırılma? Büyümek zorundasınız. Hı hı. Büyürken 5 milyon dolarlık bir şirket olduğunuz zaman tekrar büyümek için kredi alacaksınız. Kredinin temeli faize dayalır. Dikkat edin. Büyümediğiniz zaman küçülüyorsunuz demektir. Yani şu. Eğer model farklı oluyor ama. Eğer kasanızda kar varsa, kasada bir bakıyorsunuz kar var. Zarardasınız demektir. Bunun yatırıma dönmesi lazım. Yatırım için tekrar bir sermaye bulmanız lazım. Çünkü daha fazla ürettiğiniz zaman ya da işçiye verdiğiniz para onun yaşamasına ve almasına müsait bir zemin sağladığı durumlarda. Yani siz büyük şirketlerimiz var bizim, zincir şirketlerimiz var. Zincir şirketler dünya üzerinde var olabilmek için öz sermayenin dışında kredi kullanmak zorunda. Kırılma noktalarından bahsettim. Bakın 10 milyon dolar, 10 milyon dolar olmayabilir ama. Hayır. Abi mümkün değil. Bir örnek vereyim. Verin. Bak şimdi. Şimdi sen de ekonomi programı yapıyorsun ya Beyza. Şimdi herkes şöyle bakabilir. Kapitalizm dediğimiz şey işte eninde sonunda emeği kullanacak. Değil mi? Emeği kullanacak bir şekilde bir ürün çıkartacak emek kullanarak. Şimdi bu sistem, şimdi bu bölümde anlatacağız değişeceğini, yeni bir sistem geliyor. Tamam, asıl konu ne biliyor musunuz? Bu sisteme hizmet etmeden nasıl asıl konu işleyebilir? Asıl yani konuyu anlatıyorum. Üretilir. Bak işte asıl konu kapitalizm fikir üretir. Bak hiç bunlar yok. Sermayeye de ihtiyacım yok. Ben yalnızca bir fikir ürettim. Ne yaptım biliyor musunuz? Dedim ki bütün sermayedarları da kullanıyor. O da bir emek çünkü. Sermayedar dediğin adam kim? Ne kadar kimin büyük parası var? Rothschild kadar kim zengin dünyada? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi benim 100 kişilik firmam var. Onun 3000 kişilik firma. O ötekini 30 bin biri de devlet yönetiyor. Ne fark eder? Hepsi üstteki sistemin kullandığı bir şey. Ne üretti yalnızca? Fikir üretti. Fikir ne biliyor musunuz? Neydi fikir? Fikir. Yeni bir sisteme geçiyoruz. İşte YouTube diye bir sistem yapacağız dedi. Fikir. Kim yaparsa yapsın. Fikir haklarından bütün sistemi yönettim. Artık paranın büyük kısmı bende. Yani algıdaki en büyük hata şu olabilir. Yani kredi sistemi falan. Tabii kredi sistemi her zaman olması lazım. Kredi sistemi nerede kredinin geçerli? Kredinin içinde faiz var mı? Tabii olmak zorunda. Hayır bir bitireyim. Az bir şey. Yok burada başka bir konuyu bitireyim. Burada çok kritik. Bak. Yok sen de kalsın şimdi bir bitireyim. Hayır burası çok kritik. Yok bir bitirme. Faiz var mı? Ama şu kredi sisteminde faiz olmalı dedi mi? Tabii. İslami şirketler olarak İslam'dan bunu düşüneceksin. İslam'dan bahsetmiyor. Yok yok. Nasıl? Ama bahsettiğim ben Türkiye'den bahsediyorum ya. Yok ben Türkiye'den bahsetmedim ama. Hayır. Ben global konuşuyorum. Hayır benim bakın benim bulunduğum noktada Türklerin anlaması gereken mesele şu. Şimdi kültüre, onu ayrı konuşalım. Hayır, ben şunu çok, bitireyim. Tamam ama. Siz bitirirsiniz. Nasıl olsa sizin program. Kültüre, dile. Kültüre, dile. Kendi değerlerine yatırım yaptıkça zannediyorsun ki bağımsızlaşıyorum. Hayır. Bağımsızlaşırsın. Hayır, ürüne dönüşecek değerler üretiyorsun. Seyirciye bırakalım şöyle, nasıl? Ürüne dönüşecek şimdi bakın, değer üretiyorsun. Ne üretmiştik aslında biz? Fikir. Sistemin kendisinin ürünü değil, biz hı-hı. fikri üretmiştik. Fikir ürettik. Asıl konu nedir biliyor musunuz? Asıl konu ürünü üretmek, köfteyi yapmak veyahut da herhangi bir ürünü ben üretmek ondan değil. Bahsetmiyorum. Asıl fikir şunun üzerine kurulu. Bunu nasıl kullandığınız önemli. Siz kapitalist sistemde, onu söyledik. Kapitalist sistemde bu ürünü üretip, devamlı bu ürün üzerinden evet. yeni yeni markalar çıkartıp, evet. seni çalıştırıp, emeğini devamlı bu ürünle, reklam veya benzeri evet. ögelerle bununla devamlı tüketmeni sağlıyorsan bu başka bir şey. Türkiye'nin yapması gerekli. Eğer humanitarian üzerine kuruluysa, sen bu sistemi yine chain'lerin olmasına yani zincir firmalarının olmasına gerek yok. Bunu nasıl anlattığın, nasıl tükettirdiğin önemli. Bakın şununla aynı fikirde miyiz? Ülke olarak bizim büyük şirketlere sahip olmamıza gerek yok mu dediniz?
Hayır olmak zorunda. Chain dediniz, zincir dediniz. Olmak zorunda. Olmak zorundaysa kapitalistsin. Bu kadar. Yok yok şimdi şöyle. Hayır, yok yok dediğiniz zaman cevabını veriyorum. Kapitalizm şöyle algılanırsa yanlış oluyor. Nedir? Yani şimdi şöyle globalizm olacak mı? Mecbur değil. Tamam. Hayır olacak mı sonunda? Mecbur değil. Her fikir global. Geleceğe dair hiçbir fikir bilinmez. Hayır. Her fikir. Tahminle gidiyoruz. Her fikir globalizm üzerine mi kurulu? Hayır. Çünkü şimdi komünizm bir globalizm mi? Değil. Ne mesela? Şöyle. İşçiler üzerinden kurulan... Hayır, bak şimdi bu globalizm mi? Biz bu fikri bir şekilde ihraç edelim. Kime ihraç ettik? Birincisi İngiltere'den gitti Rusya'ya. Oradan tamam. Gitti Çin'e. Oradan gitti Kore'ye. Vesaire vesaire. İstiyorsanız alın diyor. Böyle bir sistem evet, var. Bu sistem alın diyor. Hayır. Diyor ki bu sistem bizim için çok doğru. Bunu tüketirseniz iyi olur. Bak tüketenler de böyle İstiyorsanız olur. Alın zorlayabilirsiniz. Devrim çok yaparak. Bak, ne olduğu çok önemli değil. Zaten şunu söyledim ben. Marx'ın söylediği çok önemli bir laf var. Diyor ki komünizm için konuşuyorum. Komünizm muhakkak zorla olur. Tamam mı? Tamam. Yani bunu konuşmuyorum ben. Benim söylemek istediğim ben var olanın dışında üst aklın nasıl hareket ettiğini belirlemeye çalışıyorum. Tamam orada ha. Değiliz. Soru şu. Hayır ama benim durumum onun üzerine kurulu olmak zorunda. Hayır ben orayla ilgili siz değilim. Siz şimdi bir kitap yazıp çok satabilirsiniz. Tamam. Mesela diyebilirsiniz ben bu kitabı herkes okusun. Tamam. Bu kapitalizm mi? Yoksa bir fikir? Kapitalizm değil bu. He. Ama bakın aynı şey. Bir köfte yaptım ben. Evet. Yani chain'ler açtım. Chain açtınız evet. Diyorum ki ben bundan çok mutluyum. Ben bunu öyle bir satacağım ki beğenen alsın fiyatı da çok uygun olsun. Tamam. Herkes bu yiyebilir. Bu kapitalizm değil. Bakın benim bahsettiğim ama chain olduğu zaman kapitalizm demedim. Oluyordu. Öyle büyümek dedim. Zorundasınız. Hayır büyüdüm yine de. Hayır yani kredisiz büyüyemezsiniz. Şey. Ya kredisiz de büyüyebilirim. Öz sermayeyle belli bir kırılma noktasına kadar. Dünya üzerinde yutulmamak için büyük şirket... Büyük şirketleri yok yok düşün. Bu şöyle oluyor. Hayır kırılmalar yani, var. 3 bakın, milyon ila 13 milyon arasında şimdi, çeşitli sektörlere göre kırılma şöyle, noktaları var. Yani öz sermayeye de ihtiyaç duymayabilir, ihtiyacınız para olarak olmayabilir. Fikir de bir sermaye mi? Hı-hı. Az önce örneklediğiniz tamam, gibi. Fikir sermaye. Asıl sermaye fikrin kendisidir. Hı-hı. Yani bugün bahsettiğimiz tüm izimler, hiçbir zaman parayla yola çıkmadılar. Hep fikirle yola çıktı. Bugün bahsettiğimiz işte şeyin CEO'su Steve Jobs bile bir fikirle çıktı ortaya. Ama şu anda dünyanın milyar doları aşmış. Yani en büyük firması oluyorsunuz. Bunun paraya da ihtiyacı Türkiye'de, olmayabilir. Fikir iyiyse her zaman bulur. Örnek verelim. Türkiye'de faizle çalışan İslami büyük şirketleri saymayayım. Neresi bunun İslam? Yok yok ben o şey konusuna... Ne yani, konusuna? Yani şöyle konular. Bunlar tabii o kadar çok şey ki spekülasyon hiç konular değil. Olabilir ki şöyle söylemek lazım. Yani birisinin yanlış yapıyor olması. Birisi bakın, yanlış yapmıyor. Herkes Türkiye'de bakın ben yerel kültürü destekleyecek ürünleri öne çıkardıkça. Örnek veriyorum misvak işte. Bu adam temiz niyetli, saf niyetli olabilir. Ürettiğin değer birisinin yanlış çağıra yapıyor olması, dönüyor, paraya dönüyor. Mesele bu. Paraya dönmeyecek değerler üzerinde yaşamayı öğrenmesi lazım Türklerin. Paraya dönemeyecek. Paraya dönemeyecek. Ancak o zaman mı kapitalizme hizmet edilmemiş olur? İkinci özellik üstünlüğün asla parada olmadığını bilmek zorundayız. Üstünlüğün asla maddi güçlü olmadığını bilmek zorundayız. Murat 124'le eski hocam, bir... Ha, neyse Türk markası. Murat 124'le gittiğiniz zaman Valen'in size davranışı farklı. Yüksek bir jiple gittiğiniz zaman Valen'in size davranışı farklı. İşte benim bahsettiğim oldu ama. Ne oldu? İdea sattınız, fikir. Tamam. Yani Türkler bütün... ne satacak? Hayır işte benim bahsettiğim... var ama. Bakın ama... Yapmıyor ihraç. Tevfur şunu söylüyorum ben. Bizim üretmemiz gerekli tek bir şey var. Evet. En önemli sermaye. Evet. O da nedir? Referans noktasını koymak. Yani biz referans, adamın biri çok haklıdır ya. Adamın düşüncesi, adam Siyonist'tir, dünyayı ele geçirmeye çalışır. Bizi ilgilendirmez. Adam bir şeydir, bir şey yapmaya çalışır. Sen antitezini üretirsin. Kendi tezin vardır. Dersin ki ben onlar gibi oynamak istemiyorum. Benim oyunum budur. Ya böyle yaşarız ya da yaşamayız. Nasıl yaşamayız? Ben onlar gibi yaşamayacağım. Hayır bir sen, bunlar Siyonizme karşı antitez mi? Hayır antitez üretebilirsiniz. İstemediğiniz herhangi bir konu. Diyelim ki Siyonizme karşı antitez üretir. Eğer Türkiye bir antitez üretirse batacağının işaretidir. Antitez üretilmez. Esas olan
Mesela Türkiye'ninki bir alternatif olamaz. Bakın şimdi alternatif sisteme karşı yok, bir alternatif yok, olamaz. Böyle bir eğer şey, sisteme böyle karşı bir şey... alternatif geliştirirseniz sistemi kabul etmiş olursunuz. Böyle bir şey bakın şimdi. Alternatif cümleyi şöyle kurun. Olamaz. Bakın siz esastır. Herhangi bir fikir varsa ortada yeni bir fikir koyduğunuz zaman bu işe karşı olduğu için bu fikrin ismi bunun antitezi diyor. Evet zaten zaman. Yeni fikir koymayalım tamam. Diyoruz. Hayır ben de diyorum ki zaten bu fikir Türkiye'de vardı. İsmi hümaniterizm. Yani Osmanlı hiçbir zaman emperyal olmadı. Bakın ismi hümaniterizm falan değil. İsmi Türkokrasidir. Yani, bunu sadece o Avrupalı, Batılı tarihçiler değil. Osmanlı tarihçileri de bilir. Türkokrasi. Şimdi, bu şu demek. Hümaniteryen falan bak, değil. Şimdi şöyle çünkü bir şey. Hümaniteryen dediğiniz şey dahi siz kavram ansiklopedisttir. Olarak, tabii ben ansiklopediden bahsedeceğim. O Fransız ansiklopedisti. Yok yok öyle değil. Olur mu? Size yok. Şimdi ben elimde olan referans noktalarını evet. Koymam lazım. Şimdi şöyle. Adam emperyalizmi koymuş mu ortaya? Evet. Tamam ben yeni bir şey koymam lazım. Hayır. Ben kendim koyacağım sizin için ayrı olur. Hayır ülke olarak konuşuyorum. Hayır hayır ben herhangi bir kişi de olabilirim. Tamam, çok önemli. Olabilir. Yani bahsettiğimiz bütün kavramlarda. Tabii sermayedar diyebilir miyiz en azından? Yok yok sermayedar değil. Bakın sermayenin çok önemi yok. Yani biz bu programda ne yaptık? Hayır kapitalizm demek sermaye demektir. Hep dedim ki ben bu programda referans noktalarını... eninde sonunda kayıt dışı koyması lazım. Koyduk mu kaç tane referans noktası koyduk? Bugün bir referans noktası daha koyacağız şimdi. Bakın biriktirmek biriktirmekten bahsediyoruz. Evet. Türkokrasinin ya da kapitalizm dışındaki sistemlerin aracı ve davranış modeli değildir. Biriktirmek. Birikim yapmak. Biriktirmekten bahsediyorum. Birikimden bahsetmiyorum. Biriktirmek. Bu yoktur. Bunu dağıtacaksın. Bunu dağıtabilmektir önemli olan. Diğer tarafta kapitalizmde biriktirmek önemlidir. Evet. Biriktirmek. Bu şununla ilgili. Çünkü zihniyet dediğimiz şey, bakın zihniyetin oluşumu dinden gelebilir, felsefeden gelebilir. İnsanın doğasından gelebilir, önemli değil. Biriktirmeye dayalıdır. Her şeyi biriktirmek. Bunun yerine bunun dağıtılması esastır. Mesela sigorta örneğini veriyoruz. Batı'da sigorta var. Doğu'da da sigorta var Osmanlı'da. Sigortadan yararlanabilmek için prim vermek zorundasınız. Doğru mu? Evet. Osmanlı'da böyle değildir mahalle sandıklarında. Prim vermeyen de evi yandığında o mahallenin sandığı açılır, o ev tamir edilir. Anlatabiliyor muyum? Biriktirme dediğimiz şey kendin için yemeyeceğin kadar, kendin için tüketemeyeceğin kadar büyük paraları biriktirmek ve paraların üzerinden para kazanmak. Venedik Katolik Papalık'la şunun için savaşıyordu. Veya Katolik Papa Venedik'le şunun için. Bu kafir tırnak içinde Osmanlı ile iktisadi paylaşım ve iktisadi alışveriş yapma. Venedik şunu söylüyor. Çünkü bu Osmanlı bizim düşmanımız diyor Katolik. Venedik diyor ki ben önce Venedikliyim sonra Katoliyim. Yani kapitalizmin kurucu babalarıdır Venedik. Ceneviz. Daha sonra Hollanda'ya gitti. Sigorta ve bankacılık sistemi oturdu. Oradan İngiltere'ye Venedik bugün... kavramını koyduğun zaman bir ülkeden bahsediyorsun. Bir hinterland. Şehir kent. Ama bak şimdi şöyle olunca olmuyor. Yani şöyle yapmak lazım. Mesela İngiltere'de bir sistem var. Bu sistem kraliçe gibi gözüküyor değil mi? Yani evet. Kraliçe var mı İngiltere'de? Kraliyet diyelim. Var mı öyle bir şey yani? Var. Yani var gözüküyor. Var canım zahir bakın var yani. Şimdi yer değil benim referanslarım kişi veyahut da o fikri göstermek. Yani Venedik tamam fikri söyledik kapitalizm. Ama Venedik dediğimiz zaman Venedik oluyor olay. Evet. Olay yok şöyle. Hayır dünya üzerinde Katolikliğin dışında. Bakın burada çok net belirlememiz Siyonizm, lazım. Siyonizm çok geç bir tarihte çıktı yok, ortaya. Yok öyle bir şey değil. Siyonizm tarihini koyduğu zaman adam yani bin... Şöyle söyleyeyim, evet. 950'de koyuyor adam aslında Siyonizmi. Siyon kelimesi var da hayır, bunun bir bakın, ideoloji haline gelmesi. Hayır, Siyon zaten Siyonizm dediğiniz bizim algıladığımız veya milletin algıladığı gibi öcü bir şey gibi gözüküyor ama aslında İsrail Siyonizm. İsrail fikri ne zaman kuruldu? 45. Hayır, milattan devleti önce. Devleti mi diyorsunuz? Milattan önce vardı İsrail. Var, adamların ülkesi. Tabii, yani aslında Siyonizm kelimesi İsrail demek. Yani hani ben bir hahamla burada röportaj yapmıştım. O hahamın söylediği bir şey vardı. Hatırlıyor musun Beyza? Dedi ki adam
biz Siyonizme karşıyız çünkü İsrail'de devlet kuruldu demişti. Hatırlıyor musun? Burada evet. da canlı yayına girmiştik. Şöyle onun sebebi var. Mesih kuracak çünkü devleti. Devleti Mesih'ten önce kurmak dinen haramdır. Şimdi dolayısıyla Siyonizm kavramı çok eski bir kavram. Şimdi hani o tarihten bahsettiğimiz için oraya geldim. Şimdi şöyle yaptığımız zaman doğru oluyor. Yani İngiltere dediğimiz zaman sanki Birleşik Krallık gibi bir krallık var. Var. Tamam. Onun da bir kraliçesi var. Var. Tamam. Bu sistem tüm işte güneş batmayan bir ülke kurmuş. Evet. Öyle mi? Evet. İşte ben öyle... Hayır, kurmuş mu kurmamış mı? Hayır, kuramamış. Olur mu canım? Yok. Çünkü hayır, olmaz mı öyle hayır, bir şey? Kuramamış. Dış gö... Hayır. Yok. Bunun arkasındaki güçler başka bir hikaye. Ben onu anlatıyorum ama. Ben işte onu anlatmıyorum. Şimdi, ama onu anlatmadığınız zaman hayır, tarih okumuş oluyoruz. Şu. Hayır. Tarih, bakın, tarih demek benim muhtemelen şöyle zannediyorlar. Bu adam tarihçi iktisattan ne anlayacak? Kardeşim iktisat... Yok yok öyle bir şey ben değil. Size ben size söylemiyorum. Söyledim ya. Ben size söylemiyorum. Tam tersi. Kapitalizm ben tarihi. Dedim ya, bak, hayır, ben size kurdu. Söylemiyorum. Evet. Bir sürü anlamayan insan var. Tarih demek iktisat tarihi tarihin içinde mi? Tabii. Oldu sana evet. iktisat. Tabii. Hukuk tarihi tarihin içinde mi? Oldu tabii. sana hukuk. Tarihçi Türkiye'de olmadığı için tırnak içinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda olduğu için anlamıyorlar. Bu adam nasıl tarih yanında iktisat bilir? Kardeşim başka kaç yıldır anlatıyorsun? 10 yıldır anlatıyorum. Tamam, şimdi mesele seni şu. Seni aradığımda tarih konuşmayalım, başka bir şey konuşalım dedim. Hatırlıyorsun. Evet. Sen de dedin ki kapitalizmle ilgili şeyler tamam. anlatıyorum. Onun için girelim dedik. Şimdi benim baktığım konu, ben tabii tarihe de başka bakıyorum. Ya ama tarihi bir bilim olarak ben yanlış olduğunu söylemiyorum bakın. Şu Ertan Bey'in bakışı şu. Dünyada bir sistem var mı? Bu sistem dünyayı sömürüyor mu? Evet. Evet. Bu sistem dünyayı sömürürken bu sistemin ana aktörleri kimler diye baktığımız zaman Amerika ve Kanada diyen hataya düşer. Çünkü Amerika'nın içinde mesela New Orleans gibi bir yer var. Venedik sürünüyor. Örneğini onun için verdim. Eyvallah. Venedik'te tacir dediğin adam aynı zamanda o cumhuriyetin bir parçası. Ve ezilenler de Venedikli. Amerika Birleşik Devletleri'nde New Orleans denilen berbat bir yer var. Veya New York gibi mükemmel bir şehrin tırnak içinde ezilenler var. Amerika dediğimiz zaman hataya düşeriz. Burada zengin muhitler, zengin mahalleler hepsi hiyerarşik yapı içindedir. Fakat şunu anlamak zorundayız. Kapitalizm diye bir şey var mı gerçek? Var. Bunun arkasında Yahudiler var. Ya da bunun arkasında İlluminati var ya da bunun arkasında Mason var. Bu bana bir şey söylemiyor. Bana bir şey söylemesi için bana bunun analiz edilebilecek dekonstriktif bir yapıya onu yani anlatıyorum. Parçalarını ayırabilmem için özelliklerini anlamam lazım. Sen eğer parayı para için kazanıyorsan istersen istediğin kadar Türkiye'nin en büyük sadaka vereni ol. Önemli değil. Parayı para için kazanıyorsan, biriktiriyorsan kupaları biriktiriyorsun. Bu kupalar altın değerinde kupalar olsun. Burada bir kriter var. Şudur. Şu bardak benim için değerli mi? Bir tane tweet aldım ona güldüm. Şimdi. Ne diyor? Dedi ki çok güzel gidiyor çok eğleniyoruz diye yazmış birisi. Bir iktisatçıdır ve kafası kapitalist, kapitalizmle bunalmış, bulanmış bir iktisatçıdır o. Sabancı Üniversitesi'nde Özgür diye bir hoca var. Anlamaz. Çünkü kapitalizmle yetişmiş bir insan. İnsanın ruhunu öyle zannediyor. Değil. Bakın bir insanın değerli bir parçası var. Araba olabilir. Arabanız çalındığı zaman üzülüyorsanız o para sizin, o maddi güç kalbinize yerleşmiş demektir. Ama dikkat edin. Ben de şunu anlatıyorum Tayfur. Diyorum anlatabiliyor ki, muyum? Yok. Mal kalbe mi girdi, elinde bak, mi duruyor? Bununla %100 katılıyorum ama konu şu. Ben diyorum ki kim bunu sistem olarak senin kalbine yüklüyorsa ben onunla uğraşıyorum. Benim için para mara hiç önemli kim değil. Kim malcanın yongası mı diyor? Yani diyorum ki birisi mottolar yazıyor. Tamam. Diyor ki bugün bir tane motto söyleyeyim. Malcanın yongasıdır diyor. Yonga bak. Ne biliyor musunuz? Bak. Tahtayı yonttuğunuz zaman ortaya çıkan tahta parçası. Yani malcanın yongası demek. Canımdan gidiyor evet. demektir. Bu tehlikeli bir cümledir işte. Bunun arkasında Yahudi, Mason veya da İlluminati aramaya gerek yok. Bu eski atasözüdür. Demek ki Türkler içinde de dikkat edin. Aramazsan... Ama hayır yok. Bak şöyle. Türkler içinde sen de. Şöyle diyorsun anladığım kadarıyla. Ya doğudan bahsediyoruz. Yok, yok. Çin'de, Japonya'da. Şimdi milattan önce ne Mason'un ne İlluminati'si. Tamam.
Burada da o insan tipi var. İnsan tipiyle anlaşmak zorunda. İnsanoğlu var olduğundan beri var. Günden bugüne kadar. Habil Kabil de var. Hemen hemen herkes sermayeyi elinde tutmaya çalışıyor. Habil Kabil. Tamam. Bu bir yönetim şekli olarak. Evet. Yanına da ruhban sınıfını alıyor. Bu işi toplumları yönetmeye çeviriyor. Evet. Tamam, bunu zaten biliyor. Bunun kırılma noktası neydi? Feodalizm bu. Feodalizm. Ondan evet. Sonra kapitalizme geçti. Evet. Bu zaten met. Ben şunu söylüyorum. Anlatmış olduğumuz tüm işler. Hayır, insanlar bak, kapitalizmin ne olduğunu bilmiyor. Bitireyim bunu. Hayır, kapitalizmin ne olduğunu bilmiyor. İşte zannediyor ki ama. Anlattık. Zannediyor ki içinde yaşanabilir bir sistemdir. İnsanlığını şimdi, kaybetmeden. Ha, şimdi şöyle. Ha, bakın bu önemli. Hayır kavramlar orada yine referans evet. Noktaları koyalım. Şimdi adam için yalnızca mal değerli bir algıya döndüyse. Kalbi öyle oldu. Zaten öyle. Değişir. Kapitalizm bu. Yok tabii. Yok ya, herhangi bir sistem. Bakın şu. Mesela bir örnek. Bitiremedim yine. Siz, ama programsın. Gelecek hafta da konuşuruz. Irak'ta şehitlerin masasında. Suriye'de bugün masalarda firma ismi vermiyoruz ama o meşrubat var. Yani o meşrubatın sahibi Amerika'ya şunu diyor. Kardeşim Irak'ta. Türkiye o meşrubat girdiğinde öyle bir reklam yaptı ki kocaman bir put biliyorum. Gibi yanında. Bakın şunu diyor. Onu paylaştım. Ya şunu anlaması izlesinler. Lazım. Ben bir kapitalist. Şey, Twitter'dan ben bir kapitalist seyirciler. Sülaleye mensubum. Mevzu şudur. Nedir hocam? Bakın Irak'ta insan öldüğü zaman kapitalist şirketler şunu söylüyor. Bunlar daha az klima alacak. Daha az o bizim kahverengi veya sarı meşrubatlarımızı alacak. Bana bunun zararını karşılayacaksın diyor. Ölen, ne yap diyor? Bakın ölen Coca-Cola şişesi tamam. Affedersiniz. Ölen meşrubat şişesi kılığındaki insanlardır. Ölen diş macunu tüpü şeklindeki insanlardır. Anlatabiliyor muyum? İnsan diye bir şey yok kapitalizmde. Kapitalizmde tüketici var. Ben yaşayan diş macunu. Buna çok güzel söylemiş. Bakın yaşayan diş macunu tüpü şeklinde dolaşıyorum. Diş macunu üreticileri tarafından. Benim hastalanmam, benim ölmem çok tehlikeli bir şey. Çünkü tüketici ölüyor. Bir tüketicinin bir ömür boyu içinde kaç diş macunu tüpü tükettiğiyle ilgilidir adam. Ölmeden önce de hastalanıyor. O zaman da hastanenin müşterisisiniz. Evet. Bakın bu önemli. Kapitalist düzende. Burada hazır ilacımız var diyor. Bakın ne diyorum. Siz Irak'a girdiğiniz zaman orada müşteri öldürüyorsunuz. Bir şey okuyayım mı? İnsan öldürmüyorsunuz. Yani biz şöyle zannediyoruz. İnsan, pardon, kapitalistler baktığı zaman bizim gibi insan görüyor. Hayır. Tekrar ediyorum, ben kapitalist bir sülaleye mensubum. Benim kapitalist sülalem ürettiği malın cinsinden görür insanları. Ne demek istediğimi anlayın. Kitap üretiyorsanız mass production olarak, yani aşırı üretim olarak insanları kitap şeklinde görürsünüz. Bir insanın ölmesi demek bir tüketicinin ve yıl içinde 3 ya da 5 kitabın artık daha bununla az ilgili, satılması anlamına gelir. Tayfur, bununla ilgili çok güzel bir anlatabiliyor şey. Anlatabiliyor muyum? Karşımızda dünyanın canavar en büyük, bir sistem bak, duruyor. Bak okuyorum. Tamam. Dünyanın bu sistem en büyük, çöker miye gelir? Hayır. Artık. Hayır, bakın bir şey okuyorum. Çökmeyecek. Tamam. Dünya, sen okur musun? Hadi. Güzel sesinle. Bu dünyanın konu, en büyük marka, şimdi hazırlıksız. Evet. Dünyanın en büyük ilaç firmalarında görev alan Roland Diggleman bir itirafta evet, bulundu. Diggleman. İlaç şirketleri için tedavi edilmiş her hasta kaybedilmiş bir müşteri demektir. Çoğu ilaç firmasının felsefesi öldürmeyin ama sakın iyileştirmeyin şeklindedir. Kanser, şeker, tansiyon, kalp, kemik erimesi, bu hastalıklar şirketler için altın yumurtlayan tavuklardır. İlaç şirketleri kansere tedavi falan aramıyor. İnsanları kanserli bir şekilde daha uzun süre yaşayıp sömürmeyi hedefliyorlar. Dünyanın bunu bilmeye hakkı var. Eski şimdi, arabalar bozulmazdı. Bugün hala 150 sene oldu hatırladığım kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir itfaiyede bulunan ampul yanıyor. Eski ampul. Eski telefonlar da bozulmaz. Cep yenisi bozulmak zorunda. Yeni evet. insan da bak, bozulacak, tamir edilir. İşte bozulacak, tamir edilir. Benim referansım da İlk şunun üzerine kurulu. İlk şimdi geldi. Toplumu bir ve bireyi şunu. Nasıl? He, benim referansım şu konuda. Adamların biri istediği kadar, yani ürünleri bozabilirler, bir şey yapabilirler. Eğer ki ben bir yeni bir akıl koyup bu sistemin yanlış olduğunu biliyorsam, yeni bir akıl koyacaksam bozulmayanı yapmak zorundayım. Doğru değil mi? Hayır.
Nasıl hayır? Az kar edersiniz. Ya ve önemli, rekabet bak, gücünüz azaldığı için hayır, iflas. Sizin için az karlılık bakın. Hayır. Alır herkes. Hayır, çünkü alamaz. Şöyle bakın alamaz dediğiniz zaman bunu, o zaman bu sistemin zaten parçasıyız hiç bozulmayacak demek. Hayır çaresi olmaz. Var. Olmaz. Çaresi var. Türkiye'nin derhal Osmanlı'nın yaptığı hatadan vazgeçmesi lazım. İdeoloji ihraç etmek zorunda Türkiye. Onu konferansta onu söyledim. Yeni fikir referans diyorum. Yeni işte. Fikir tamamen alternatif demektir ve kapitalizmin içinde çözülecektir. Olmaz. Eski fikrin çok canlandırılması olur. Lazım. Bak, olmaz. Hayır hocam. Köprü möprü değil. Hayır, yani köfte örneğini mi söyleyeyim? Ya köfte veya herhangi bir hayır, yani önemli olan önemli olan şey şunun mi? Üzerine kuralım. Adamın biri yanlış yaptı diye sen yanlış yapmak zorunda mısın? Değilsin. Hayır. Değilim. Yani şöyle söyleyelim. Ben yanlış yaptım batacağım. Hayır benim tüketicim zaten onu algılar. Benle devam edecek bunun. Alternatifi yok. Adamın problemi şu. Ben korunacak mıyım bir şekilde değil mi? Çünkü adam bunu yok etmeye devlet çalışacak. Mekanizmasıyla olur. Ha, evet. Ancak. İşte, ama ne dedim ilk girizgahta hatırlayın. Kapitalizmin en önemli ögelerinden biri eğer kontrol edemezse devlet veya bir kurum. Kapitalizm her şeyin sahibi olur. Onun için burada güçlü olan yapının devlet veyahut da onu kontrol edecek kurum olması lazım evet, demiştik. Hatırlayın. Fikiriz. Dolayısıyla benim tek yapmam gerekli bir şey var. Dünyada şunu anlıyoruz ki hepimiz aynı fikirdeyiz değil mi? Bir sistem var bunun üzerine kapitalizm diyoruz ve dünyayı çürütüyor. Doğru mu? Bir şekilde. Hayır, yok etmeye çalışıyor. Dünyayı çürütüyor cümlesini açıklamanız lazım. İnsanlarla ilgili işte bahsettiğimiz kavram sabahtan mu? Beri konuştuğumuz yani bunu ironik anlamında anlatma kendine yani izleyici bunu anlayacak sağlıyor. Şeyde yani eninde sonunda bu sistem dünyanın hepsini tek bir şey söylüyor. Diyor ki bırakın yapsınlar bırakın geçsinler. Hayır, siz denin, hiç önemli değil. Siz programın ortasında kapitalizmden mutlu olmayan var mı dediniz şimdi çürütüyor dediniz. Hayır şunu insanı. Diyorum kapitalizmden mutlu olmayan var mı? Var ben mutlu değilim. Tamam aynı şekilde tersini de soruyorum. Kapitalizm mutsuz bir sistem mi? Evet. Tam ikisini de soruyorum. Hayır. Dolayısıyla ben hayır, siz hayır bak yanlış algılıyorsun. Ben diyorum ki mutlu olmayan var mı? Var. Çünkü niye? Kapitalizm kalpleri ve akılları öyle yönettiği için şimdi, mutlu insanlar. Örnek verelim. Yok i̇nsanlar, bir şey söyleyeceğim. Başka insanlar bir şey. Açlıktı yaşarken peki. Afrika'da. Evet. Bugün obezitenin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. İnsanlar normalde insan faktörüyle insandan bahsediyorum. Evet. Bu insanların bir şekilde kendilerini engelleyip işte o yememesi neyse, lazım. Hayır yememesi değil. Bu sistemin dışında aç kalan insanlara yardım etmesi lazım. Doğru ediyor mu? Zaten. Hayır ediyor derken kendisini kontrol edemiyor. Çünkü sistem ne biliyor musun? Herkes çok mutlu oldu bu işten. Bizim koyacağımız akıl bunu tam tersine yeni akıl çevir. Mı? Bak siz sistem onu zaten yeni şöyle. Kelimesini ya ısrarla. Zaten yeni kelimesi olmak zorunda. Hayır. Niye yeni olmak olamaz. Zorunda? Bakın nasıl iktisadın olamaz? En büyük prensibi şudur. Geriye doğru gidiş yoktur. Yeni diyoruz zaten. Yeni geri değil. Geriye ki. Doğru gidiş yoktur. Çok tehlikeli bir yeni de, geri siz de Osmanlı'daki görüş. Bir saniye. Görüş, ahilik dediğimiz, Türkokrasi dediğimiz iktisadi yapı. Geriye dönüş yoktur iktisatta. Buradan sonra geri yeni fikir çıkacak. Demedim ki yeni dedim. Yeni çıkacak. Tamam, yeni fikir. Tamam, yeni. Bu da kapitalizmin bir aracı olacak. Olmaz. Olacak. Olmaz. Sebebi var. Olamaz ki. Şimdi hizmet bak, etmemenin yolu yok mu? Yok az hayır. Önce de sordum. Ya şimdi tabii ki var. Nasıl bu sistem çökecek o zaman? Hayır şimdi tabii ki bu sistem yeni model mi değişecek? Yani inşallah bu bir kayıt olarak 3000. senede falan dinlenir ve görülür. Kapitalizmden asla. Nasıl vazgeçer biliyor musun? Kapitalistler vazgeçmediği sürece olmayacak. Yeni bir sistem geliyor şimdi. İnsana ihtiyaç yok. Robot. Onun için kapitalizme ihtiyaç kalmayacak. Bunu hı-hı. Anlatacağız biraz sonra. Biraz sonra değil anlatalım hocam. Geldi mi? Geçiyor. Şimdi. Hayır geldi derken yani hızlı geçiyor. Şimdi geçiyor şöyle zaten. Bir konu anlaşılıyor. Herkes onu görüyor. Diyor ki sistem yani Çin'de işte 1.2 milyar insan yaşıyor. Hindistan'da 1.5 milyar insan yaşıyor. Bunların iş gücü o kadar ucuz ki satın alınıyor ki. Onun için sistem buraya mahkum. Bitti 4.0 geldi sistemde. Hı. Ne oldu? Sistem yani endüstri 4.0'la birlikte artık makinalara ihtiyaç var. Bu insanlara ihtiyaç yok. Yok bitti. Şimdi Albert Pike ne demişti? 3. bir dünya savaşı çıkıp insanların azalması lazım. Rakamı hatırlıyor musun? 500 milyonun altında. Şimdi buna yeni bir isim koyuyorlar. Şey, Armageddon için. Tabii. Tamam, bunun içinde anladım. Armageddon başlangıç tamam, noktalarından yani. Bir tanesi olabilir. Armageddon'a inanıp inanmamak önemli değil. Armageddon diye insanların aklında olan bir kavramı gerçekleştirmek güzel olur mu? Bak oldu diyecekler bir de değil mi? Şimdi buna diyorlar ki teknotalizm. Kapitalizmle
teknoyu, yani teknolojiyi birleştiriyorlar. Çünkü şuna gitmek zorunda insanlar. Bunu duymaya başlayacaklar. Bu referans noktasını devamlı kullanacağız. Nerede bunun fikir kimin? Fikir işte bu sistemin fikri. Yani yeni koyacak sistemin fikri. Şunu diyor sistem. Biz diyor bundan sonra insanlara ihtiyacımız yok. Yalnızca belirli rakamda insana ihtiyacımız var. Diğerleri kapitalist sistemin koyduğu öge insan diye bakmıyor aslında. Onlara ürün diye de bakmıyor. Onlar yalnızca kalabalık. Kelime karşılığı kalabalık. Dolayısıyla biz onlara ne söylersek onu yaptıkları için şimdi de ölmeleri lazım diye bir kavram atıyor ortaya. Ne satacak? Satmasına gerek kalmayacak. 500 milyonun dışında bakın teknotalizm diye bir örnek geliyor. Bu dedi. Tamamen fütüristik bir şey benim tabii, konumun dışı. Tabii. Yani, ben hiç bunlara inanmam şimdi, yani. Şimdi şöyle yani inanmadığımız ne konu... Ne üretilecek? Hedef bakın, size, bakın, olacak? Biz konuşuyor muyuz? Dünya üzerinde antikapitalizm konusunda büyük uzmanlar var. Bizim icadımız falan değil antikapitalizm. Bunu konuşmakta. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Nedir? Düdüklü tencerenin düdüğü olmak. Antikapitalist söylemler. Bu hocalarımız çok biliyor. Allah razı olsun. Bunlar sayesinde şimdi rahatlıkla uyuyabilirim. Sistemin içinde kalmaya devam edebilirim. Düdüklü tencerenin düdüğü demek şudur. Basınç arttığı zaman toplumda düdük nasıl o basıncı dışarı alır düdüklü tencerede? Biz de onu yapıyoruz. Antikapitalist söylemler... Biz kimiz? İşte biz program derken, yaptık. Ha. Tarihçiler bir şeyler yazacaklar. Bakın şu kitabın başlığı çok önemlidir. Kapitalizm her 30 ya da 40 ya da 50 senede bir krize girer. Bu krizlerden doğarak yeniden büyür. Bunu ortadan kaldırmanın yolu var. Bunu ortadan kaldırmanın yolu var. Kitabın adı mı? Kapitalizme karşı kapitalizm. Kapitalizme karşı kapitalizm. Bunu yani kapitalizmi ortadan kaldırmanın iki yolu var. Bu iki yol çok uzun zaman gerektirir ki kapitalizm dışında yaşamanın da mümkün olduğunu ortaya çıksın. Hippilik, nazizm yani nasyonel sosyalizm, çok sosyalizm bunların hiçbiri değil. Bunu yapmaya çalıştı insanlar. Size söylediğim şey iki önemli özelliği var. Bir, üstünlük maddi değerle ölçülür. İki, bunu... Kapitalizm için geçer. Evet, üstünlük maddi değerle ölçülür. Bunun tam dışına çıkmak zorundasınız. Kampa, hippie kampına ürün getiren, bol bol arkadaşlarına gıda takviyesi yapan kişi el üstünde tutulur. Bu değil. İkincisi nedir? Mütehakkim. Yani hegemonyacı şekilde değerlerini zorla kabul ettirirsin. Kapitalizme karşı kapitalizmin kitabının başlığı yeter. İçini okumak bile o kadar gerekmeyebilir. Ama dikkat edin. Sistem... O da bir fikir yalnız. Yani öyle bir şey. Birisi şudur. Yazdı diye doğru bir şey değil o. Kapitalizm. Bu analiz karşı, analiz. Yani ama böyle bir analizi herhangi bir konuda işte ki Michael Albert diye bir adam yazmış değil mi? Doğru okudum. İslami bütün değerler yani kapitalistleştirildi. Siz de bir referans koyabilirsiniz burada. Yani siz de dersiniz ki teknotalizme karşı kapitalizme karşı teknotalizm diye bir fikir atabilirsiniz ortaya. Adı değişti. Önemli olan bakın adının, benim adının bakın zaten onu benim, söyledim. Kelebek dediğimiz şey olduğum pupa. Şu üç evreden ondan bahsettiniz. Önce de tırtıl. Evet. İster adı tırtıl olsun, ister kelebek olsun. Özellik ayırt edici özellikleri kaybolmayacak. Çünkü Ertan Bey gayet isabetli bir şekilde söyledi. İnsanın yaratılışında veya varoluşunda aç gözlülük var. Bu aç gözlülüğü beslediğimiz kovulma sebebi bir de. Ya cennetten yani. Kovulma sebebi Musevilikte olamaz. Çünkü cennet diye bir yer yok. Burası da Aden. Burada hakim olmak zorundasın. Yerden bahsetmedi, fikirden bahsediyor. Cennetten yani kovulmak. Aden'den de kovulmak bir cennetten kovulmak evet, fikri. Evet. Dünya ahiret olmadığı bir yer. Oralara dönmüyoruz. Bakın İslami müesseseler nasıl kapitalistleştirilir? Kapitalizmin aracı kılınır. Burada uyanık olmak zorundayız. Sigorta bir İslami modeldir. Vakıf bir İslami modeldir. Foundation'dan bahsediyoruz. Banka bir İslami modeldir. Çek bir İslami modeldir. Bunları ilk kullananlar Müslümanlar oldu. Buradaki o kritik değerler, komşuluk, dayanışma bunların hepsi kapitalistleştirildi. Mesele bu. Ama şunu ama anlamayın. Çok adamın yapmak istediği şey bu zaten. Paraya yani bu, dönüştüreceksin. Yani şöyle. Budur. Hayır dediği yani şey paraya dönüşecek. Yani bir kapitalisti nasıl suçlayabilirsiniz ki bu konuda? Çünkü adamın yapmak istediği bu zaten. Kendi aferin başarmış. Suçlamıyoruz ki. Tabii. Yani yok suçladığından söylemedim. Bir herhangi bir realiteyi ya da gerçeği yani ortaya çıkarmak. Yani yapılması gerekli.
Yani bugün içinde bulunduğumuzu senin için şöyle, evet, sen şöyle tanımlıyorsun. Tükrokrasi diye bir kavram vardı zaten. Bunun üzerinde devam etmemiz lazım. Hayır. Buna sahip çıkmamız lazım demiyor musun? Geri dönemez iktisat. Tamam. O zaman benim dediğime geliyor. Yeni bir kavram koyalım. Yeni kavram demek, tamam, kapitalizme yeni bir araç üretmek. Hayır, onun gireceği krizde çıkış yolu göstermek demektir. Hayır. Şunu söylüyorum. Tabii ki çıkış yolu göstereceğiz. Antitez her zaman... Sizin, senteze varır. Yani her zaman olacaktır. Siz herhangi bir yapı varsa bir fikir koyduğunuzda o yapı o fikri öldürmeye, yok etmeye çalışacak. Sizin ne kadar dayanıklı ve gerçek olduğunuz önemli. Gerçekler hayatın kendisidir. Gerisi yalan. Diyerek. Program bitiyor herhalde. Hayır, canım, toplandın buyur, mı? Hayır, ha, tamam, daha var mı? Öyle bir toplanınca bilgisayarı, hayır, bilgisayarı kapat. Telefonumu rahat göreyim, tamam, diye. Okay. 10 dakikamız, tamam, daha var. Oo, ne güzel. Bakın şimdi... neden geriye dönemez meselesi de belki konuşulabilir iktisatta. Yani biz kapitalizmden merkantilizme, ticaret ağlarının mevcut olduğu bir dünyaya dönebiliriz. Yaşam şeklinin değişmediği sürece, asla. Değişirse tekrar, tabii, dönebilirsiniz. Tabii, yani ama dünyada, çok zor. Yok, şöyle kolaylaştıralım işi. Evet. Armagedon oldu. Ha, tabii büyük, bak, savaş şimdi. Bir savaş, ben çıktı. Az önce onu sordum. Bir kaos mu gerekiyor bitmesi için? Hayır, tekrar geri için dönmek olmaz dedi ya Tayfur. Şimdi geri döndürüyorum işi. Yine, hayır, senaryo yapıyor. Evet, senaryo yani çiziyorum tabii. Diyor ki Armageddon oldu. Projeksiyon, hı-hı, yapıyorum yani. De yine bir baktık, yine işte derebeyleri gibi adamlar çıktı. O derebeyi dediğin adam kim? O mahallenin, o 3 kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin en güçlü adamı, değil mi? Evet. Yani diyor ki ben seni aslana karşı koruyacağım. Oradan başlamış hikaye. Ondan, hı-hı, sonra sistem silahlı kuvvetlere dönmüş. Demiş ki toplumu korumaya başlamış. Bu yapının dışında bir yapıya hemen düşünebilirsin. Geriye dönebilir sistem. Sistem nasıl geriye dönüyor? Bir şey geçirmesi lazım. Yani bir travma yaşaması lazım. Ama bu travmayı yaşatmamanız lazım, değil mi siz? İnancınız itibariyle. Ne yapmanız lazım? O zaman sisteme bakacaksınız, okuyacaksınız. Bu bunları mı diyor kardeşim? Diyor. Ben bunların alternatifi ne söyleyebilirim? Hiç tutmayabilir. Ölebilirim de ama söyledim olsun. Anladın mı? Söylemeyelim mi? Söylenecek tabii. Tabii. Söyleyince düdüklü tencerenin düdüğü oluyoruz, unutmadan. Hayır, kime göre? Şöyle bakın, kapitalizme şöyle göre ve kapitalizmden mağdur ya da mazlum olanlara, bakın, göre. Çünkü şu, farkındayız ya bu hocalarımız kapitalizm sayesinde. Kapitalizm kimi mağdur ya da mazlum etmez hocam? Herkes istediğini. Eder. İstediğini. Kimi tam ister tersine o zaman? Şimdi bakın, niye? Kapitalizm şimdi aleyhinde konuşmak kapitalizmin işine yarıyor. Besliyor. Hem, hayır, de şundan dolayı rahatlıyorsunuz. Rahatlamak demek şu demek. Mesela bazı New York Times olabilir. Bunlar herhalde marka kapsamına girmiyor. Financial, yok, Times yok, olabilir. Yok, olmaz. Evet. Biz kendi gazetemizi, tamam, söyledik marka oluyor mu? Yok, söyleyebilirsin. Tamam. Ama bak, şimdi kapitalizm bakın girdi. Siri hemen karıştı işe. Bakın şu. Burada büyük şirketler, büyük basın yayın organlarında da antikapitalist söylemler mevcut. Bu şunu sağlıyor. Şuurlu olan insanlar sayesinde aslında biz ne durumda olduğumuzu biliyoruz. Ama bunun çıkışı var mı? Yani Irak işgalinde büyük, oradaki büyük gazete tirajına sahip olan gazetelerden birinin genel yayın yönetmeli ayakkabısını çıkardı, fırlattı Bush'un kafasına. Evet. Rahatladık. Sanki Irak'ın intikamını almış gibi olduk. Ne güzel. Oysaki bir kurguydu. Kurgudan da öte Müslümanların yüreğine su serpti. Su serpmek zaten şunu bir doğuruyor. Yani o tencere patlamasın diye bazılarını aleyhinde konuşturur. Tehlikeli bir sistem olmasının sebebi bu. Bunun dışına çıkmak mümkün değil. İyi polis kötü polis gibi mi? Evet. Bunun dışına çıkmak neden mümkün değil? Çünkü sizin hayırlarınız hayır. Hemen paraya tahvil ediliyor. Örnek göstereyim mi? Ama çok rahatsız edici şeyler bunlar. Ay, o zaman girmeyin. Peki şu, trafik, hı, affedersiniz, taksi şoförü ya da berber. Hı. Şunu yapıyor. Bir psikiyatrımız var bizim. Dünyaca ünlü bir Türk psikiyatrı. Hı. Bu psikiyatr Jung'la filan da karşılaşmış. Yani psikiyatrinin büyük babalarıyla karşılaşmış birisi. Çok zengin olduğu için hayırda da çok büyük yardımlar yapıyor hayır hasenatta. Bir taksiye biniyor. Konuşurken taksiciyle ileri yani eften püften ve havadan sudan konuşurken taksici şunu diyor. Ben diyor abi diyor işte kendimce diyor faydalar, hayırlar, hasenatlar yapmak istiyorum. Ama taksicilikle ancak ailemi geçindirebiliyorum.
Fakat haftanın bir günü parası olmayanları taşıyorum diyor. Tamam. O diyor ki ben zengin olduğum için verdiğim para benim malımı eksiltmiyor diyor. Dokunmuyor bana, hissetmiyorum. İkinci örnek, bir berber var, şaka değil. Bu berber haftanın bir günü fakirlerin, muhtaçların, mefluç yani felçlilerin yardımına giderek, evsizlerin yardımına giderek saçlarını tıraş ediyor. Paraya tahvil etmiyor yani işini. Anlatabiliyor muyum? Burada hemen belediyeler şunu yapıyor. Kurumsallaşmadan bahsediyoruz. Evet. Belediye diyor ki sen bu işi çok iyi kotarıyorsun. Gel benim kuracağım bir STK'nın başına geç, ben senin maaşını vereceğim. Hayrı nasıl paraya dönüştürecek? Senin gibi berberleri topla. Senin gibi hayırsever berberleri topla. Hı. Bu işi bir kurumsallık adı altında yapalım. Zincir belediye ile birlikte halka olarak devlete bağlanıyor. Devlet de bir halka olarak büyük sistemin bir halkası haline dönüşüyor. Bakın ahilikle ilgili bir örnek vereyim. Bugün hala var. Ankara'ya 1999'da Ankara'da yaşarken pazara gittim muz almak için. Muzun şöyle yazıyor. Kilosu 5 lira. Tamam mı? 2 kg yazmış. 2 kilosu 12 lira. Dedim ki iktisat bilmiyor herhalde. Bana 1 kilo muz ver dedim, 5 lira. Verdim. 5 lirayı da ödedim. Bitti değil mi? Transaksiyon diyoruz bizim. Bitti. İkinci muzu istedim. 5 lira verdim. İkinci kiloyu almak istiyorum. 2 lira daha vereceksin dedi. Dedim ki niye böyle? Burada böyle dedi. Peki dedim, ben pazarı dolaşsam, ikinci kez gelsem, senden bir kilo muz istesem, 5 lira, ben seni tanırım dedi. Bunun mantığı nedir? Bunun mantığı şudur. Fazla tüketiyorsan fazla ödeyeceksin. Ahilik. Fazla tüketiyorsan fazla ödeyeceksin. Kapitalizmde nedir? Fazla tüketiyorsan az ödeyeceksin. Yani 2 kilo alıyorsan 9 liraya satıyorsan. Evet. Bakın bu ahiliktir. Bir başka örnek veriyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan çok önemli bir şey söylüyor. Bu bir bardak. Firması belli. Köy bakkalına gidiyorsun. Bu bardaklardan dizmiş. Altında tanesi 2 lira yazıyor. Aynı bardak. Burada da bardakları dizmiş rafa. Kim dizmiş? Bakkal. 2 lira. Bu 4 lira. Nerede olduğu önemli. Ankara, evet, tamam, Ankara. Biri köylü, ama biri köylü şimdi diyor. Maliyetleri köylü bu. Maliyetleri ortaya anlatacağım, koyuyor. Kira anlatacağım, maliyeti, iş maliyeti. Anlatacağım. Tamam. Bakın eski bardak, aynı bardak, aynı kalitede. 4 lira yazmıyor. Sonuç, hızlanalım hocam. Evet. Hızlanalım. Evet. Diyor ki ben bunu 2 liraya satıyorum çünkü bu bana 1.90'a mal olmuştu. 10 kuruş. 10 kuruş benim hakkım diyor. Bu 2 lira ve yerine yeterli diyor. Bunu yeterli diyor. Bunu 4 liralık bardaklardan ayıran hiçbir özellik yok. Buna 4 lira demiyor. Bu irrasyonalitedir kapitalizmde. İrrasyonel bir şey. Çünkü bu bardağı yerine koymak istediği zaman 2.90 ödeyecek. 2 liraya sattı, cebinden 90 kuruş verecek. İrrasyonel. Ahilik budur. Tayyip Bey ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanımız zam yapmayacaksınız dedi. Zam yapmadan nasıl ben o malı ikame edebilirim? O beni ilgilendirmiyor. Bakın tüketici davranışları da bu sefer o sisteme göre dönüşmeye başlıyor. Bugün aynı şekilde satış yapan benim arkadaşlarım var. Bağdat Caddesi'nde kışlık spor mağazası var. Eski modelleri, bir sene önceki modeli aldığı fiyattan fiyatlandırarak, indirim yaparak satıyor. Evet. Yeni fiyatı tatbik etmiyor. Bu kapitalizm açısından irrasyonelitedir. İflas edeceğini beklersiniz. Hayır. Eğer siz içeride sağlam bir sistem kurar ve İngiltere gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi sistemlerle bu gümrük duvarlarını istediğiniz noktada tutabilirseniz, ki bu tutmak mümkün değildir. Çünkü Türkiye AB'ye girdiği zaman gümrük duvarlarını indirdi. Başka herhangi bir imtiyaz almadan. Dünyanın her yerinde kapitalist kurallar işlemeye başladı. Ahilik işte bir Çankırı'da kaldı, bir Ankara'da kaldı, küçük küçük birkaç dükkanda kaldı. Bu sistem canlanır mı? İktisadi olarak mümkün değildir. Evet. Çünkü hatırlayın sayın eski başbakan Davutoğlu, ahiliği biz AVM'ye sokacağız dedi. Canım benim. Ne kadar iyi niyetli bir fikirdi. Ama sadece canım benimle kaldı. Zaten başbakanlığı da ne olduğunu şimdi biliyoruz. Yani fikirler sos ile yediriliyor.
Bu yani, sosta Çin sosu var, Rus sosu var, bir, Türk sosu var, Ahilik sosu var. Evet. Son bu. Son bir şey. Kapitalizme karşı kapitalizm. Yeni sistem dediğiniz zaman kapitalizme bir araç verirsiniz kendini güçlendirmesi için. Bunun karşısında bulunacak, karşısında duracak ve bu duruş ile elde edilecek bir acaba yaşam modeli var mı? Onun için benim gelecekte bir sene içinde yazacağım kitabı beklesinler. Yani şöyle yapmak lazım. Son söz. Yani son söz. Eninde sonunda kapitalizm diye bir olgu varsa siz de bunu hoşnut değilseniz siz sisteminizi değiştirmeniz lazım. Kapitalizm sizi yutar mı? Ya bir deneyelim, denemediğin şeyi nasıl konuşacaksın? Evet. Yani denediler. Hayır, ben denemedim veya da başkası demiş ki Karl Marx filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardı. Evet. Yani evet. Bizim yorumladığımız. Dünya. Oysa sorun benim dediğim gibi onu değiştirmek için uğraşmaktır. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. O zaman son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak. Tabii. Yani Kızılderili çok mu iyimserdi? Konu daha çok konuşulur. Tevfik Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamak büyük bir keyifti. Farklı bir renkti ayrıca. Çok teşekkür ediyoruz bu renk kattığınız için programa. Sağ olunuz, var olunuz. Kültür vandalizmini not aldık, izleyicilerimizle paylaşacağız. Tekrar bekleriz. İnşallah. Değerli izleyiciler, sizler de katılım gösterdiniz. Daha ilk dakikalarda sosyal medyada TT olmamızı sağladınız. Sağ olunuz katılım gösterdiğiniz için bir kez daha. Haftaya görüşmek üzere efendim.